bozuk enerji oluşturuyoruz dedik. Yine rakip gözüyle bakıyorsun hocam şimdi bak. Kardeş, eskinin huyu çıkmaz. Huyu çıkar, can çıkmaz. Ne yapalım yani? Düzen tamam, ayak uyduramıyoruz. Sizi de öyle kabul ettik hocam o zaman. Düzen ayak uyduramıyoruz. Ne yapalım yani? Yok, bundan daha iyisi can sağlığı hocam. Daha ne olsun yani işte. Dijital teknolojiye ayak uydurulmuş. Bir de ya bu sürede hocam arkamızdan attı mı kovalıyor yani, bu kadar kısa sürede bir dakikada yapılıyor, bitiriliyor. Yani biz yetişemiyoruz bu hıza. Selam hocam, hoş geldin. İyi akşamlar diliyorum. Hoş bulduk hocam. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Ben de size dedim ki Selam hocam yine unuttu herhalde. Arayayım derken baktım, sizi gördüm. Tamam. Yok hocam, alıştık artık. Unutma yok. Unutma yok. İyi evet. Akşamlar hocam. İyi akşamlar. Başlayalım mı hocam? Bekleyelim 3 dakika sonra başlayalım o zaman. Tamam hocam, ben sizi konuş yapacağım da onun için. Tamam. Ben sizi konuş yaptım sevgili hocam. YouTube'u başlattım. İstediğin hazır olduğunuzda başlayabiliriz. Fakat bir şey söyleyeceğim hocam. Sınav ortalamaları %80-90 arasında gidiyor. Yani bu kadar çalışkan bir sınıf görmedim vallahi ya yani. Sınıf olma özelliklerini izlemişler bunlar. Bakalım bugün nasıl olacak? Biraz zor olabilir bugün sınav. Başlayalım hocam. Tamam. Hocam siz evden misiniz, okuldan mı katılıyorsunuz? Evdeyim ben. Evdeyim şu an. Ha, evde hanım elektrik süpürgesi çalıştırıyor galiba. Yo, ben... Ses geliyor mu? Arkadan bir ses geliyor, cızırtı geliyor hocam ya. Bir bakıp geleyim ben be. Tamam. Anne daha varmış pazartesi ya. Yok ama çalıştıralım bakalım. Ses geliyor mu hala? Şimdi iyi hocam. Tamam. Bizden değilmiş o ses. Öyle mi? Tamam. Evet. Şu an başlıyoruz. Evet hocam, sizi bekliyorum. Tamam. Ekran geldi mi? Geldi hocam. Tamam. Büyütelim biraz. Tamam. Evet. Şimdi bugün ekonomik yönden bitkileri değerlendirmesini yapacağız. Türkiye'de özellikle.
Şimdi ülkemiz çok zengin dedik arkadaşlar. Zenginlik yönünden bakalım tıbbi barometreler bakımından çok zenginiz ama bu zenginliği hangi ölçüde değerlendirebiliyoruz? Bugün onu işleyeceğiz. Şimdi dünyamızdan başlayalım bir. Dünyamızda yaklaşık 500 bine yakın bitki türü var. Yani bu sayı değişkenlik göstermekte. Kimi kaynaklarda 400 bin, 450 bin arasında, kimi kaynaklarda 500 bine yakın diye bir sayı ortaya çıkmakta. Fakat şunu bilebiliriz, dünyadaki tür sayısı 450 bin ile 500 bin arasında bir sınırda. Peki bu kadar türümüz var dünyada, yani yaklaşık 500 bine yakın türümüz var. Bunların kaçını insanlar kullanıyor dersek yaklaşık 70 bin. Yani oran gerçekten çok düşük bir oranlarda. Yani biz bu türlerin neredeyse onda birini bile kullanmıyoruz diyebiliriz. Tabii şimdi yaklaşık 70 bin tane bitkimiz var kullandığımız. Bunların da 25 bini tıbbi amaçlarda dünyada kullanılmakta. Yani sayı gerçekten dünyada bulunan türe göre az gibi gözüküyor. Fakat 25 bin tıbbi bitki de gerçekten yüksek oranda bir sayı. Şimdi dünyada ve Türkiye'de bitki türlerini karşılaştırdığımız zaman, şimdi ülkemizde dünyanın en zengin ülkesi Brezilya. Bunu bilmemiz lazım arkadaşlar. En fazla türümüzün olduğu ülke Brezilya. Yaklaşık 56 bin. Sorun vardı. Şimdi dünyada en fazla tür olan ülkemiz Brezilya dedik. Yaklaşık 56 bin tane tür var Brezilya'da. Bunu Hindistan takip ediyor. 47 bin türle yaklaşık. Üçüncü sırada artık Çin geliyor. Endonezya, Malezya öyle gidiyor. Sıralamaya baktığımız zaman Türkiye'de gerçekten çok iyi yerlerde. Yani bitki tür sayısı bakımından 12 bine yakın türümüz olduğunu görüyoruz. Bu sayı gerçekten dünyada çok çok iyi bir rakam. Zaten geçen derslerimizde söylemiştik, Avrupa'nın en zengin ülkesi, hatta Asya, Afrika diyebiliriz. Yine en zengin ülkesi Türkiye diyebiliriz. Türkiye, Avrupa'da bulunan 48-50'ye yakın ülkenin toplam sayısına yetişiyor, geçiyor. Türkiye'de 12 bin tür varken Avrupa'da toplam 50 ülkede tür sayısı da yaklaşık 12 binde. O yüzden Türkiye eşittir 50 Avrupa ülkesi diyebiliriz. Yine Dünya Sağlık Örgütü'ne baktığımız zaman, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan bir araştırmaya göre dünyada kullanılan bitkisel tür sayısı 20 binmiş. Yine bu 20 bin dışında 15 bin kadar da süs bitkisi olarak dünyada kullanımı olan türümüz var. 10 bin kadar bitkiyi biz besin olarak gıdalarda tüketiyoruz. Yani bu besin olarak dediğimiz zaman aklımıza sebzeler geliyor daha çok. Sebze. Bunun dışında meyve geliyor. Baharat geliyor bir de. Yani besin olarak biz en çok sebze, meyve ve baharat olarak ne yapıyoruz? Bitkileri tüketiyoruz. Yine 5000 kadarı da endüstriyel dediğimiz amaçlar için. Yani burada endüstriyel dediğimiz mesela tekstilde, mesela mobilyada, öyle türlerimizde 5000'e yakın türümüz varmış. Yine dünyada biz ne demiştik? 7000 kadar bitki türü tanımlanmış dedik. 7000 tane tür. Yani bu 7000 kadar tür normalde şu an dünyada bulunan 500 bine yakın türe göre az gibi duruyor ama bilimsel çalışmalar, ziraat üzerinde yapılan çalışmalar ilerledikçe bu sayı da artacaktır. Peki 7000 kadar türümüz vardı. Dünya tarımı yapılan tıbbi bitkiler ne kadar dersek, tıbbi ve aromatik bitkiler. Bunun sayısı da 200 ile 300 arasında. Tabi bu 200 ile 300 arasında tıbbi bitkiler üzerine, yani sadece tıbbi ve aromatik değeri olan ve kültüre alınan ya da böyle tarlalarda yetiştirilen bitkiler olduğunu düşünmeliyiz. Şimdi dünyadan sonra Türkiye'ye gelelim artık. Bizi ilgilendiren Türkiye kısmı. Şimdi Türkiye'de tıbbi ve aromatik bitkilerin değerlendirilmesi dediğimiz zaman
Şimdi şuna bakalım. Türkiye'de 12 bin tane tür var dedik. Yaklaşık takson diyelim. 12 bin tane takson var dedik. 10 bine yakın türümüz var. Ve bunlardan biz yaklaşık 500 tanesini tıbbi ve aromatik bitkilerin değerlendirme amacını kullanıyoruz. Mesela ne yapıyoruz? 500 tane bitki ilaç yapımında kullanabiliyoruz. Fakat hepsi de bir ilaç yapımında değil tabii ki. Yine tarımı yapılan bitki sayımız ise 40 ila 50 arasında değişkenlik göstermekte. Sağda gördüğünüz fotoğrafta ne yapıyorlar? Şimdi dağdan doğal ortamda kekik topluyorlar. Ve bu kekik de normalde bir ticarete girebiliyor. Çünkü köylü topladığı kekiği pazarlarda, semt pazarında ya da ne yapıyor? Başka tür pazarlarda ne yapıyor? Değerlendirebiliyor para karşılığı. Yine aynı zamanda aktarlara toplamış olduğu kekik türü ya da diğer tıbbi bitkileri ne yapıyor? Para karşılığı satabiliyor. Şimdi Türkiye'de tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanları dediğimiz zaman, yani burada halka şeklinde gördüğümüz kullanım alanları var şimdi. Gıdadan başlayalım mesela. Gıda en çok kullanımı olan bitkilerimiz alanına giriyor. Tabi burada gıdada hem tıbbi hem aromatik bitkiler gıda içerisinde yer alabilir. Mesela zaten bizim gıdaları tükettiğimiz bitkilerin çoğu aynı zaman tıbbi bitki. Aynı zamanda içlerinde kokusu olan aromatik bitkiler de bulunmakta. Mesela hepimiz anason tüketmişizdir. Anason hem tıbbi hem aromatik bir bitki. Başka ne var mesela? Fesleğen. Başka ne var? Mesela çoğu baharat olan Arap saçı rezene mesela. O da hem tıbbi hem aromatik gıdalar tüketilen bitkilerden birisi. Bunun sayısı artırmak mümkün. Çok sayıda bitkimiz var bununla ilgili. Yine bizde en çok kullandığımız alanlardan birisi de ilaç sektörü. İlaç sektöründe normalde halk tıbbında daha çok, yani geleneksel olarak halkın geçmişten günümüze kullandığı bitkilerimiz ilaç bitkisi diyoruz. Genelde eğer ilaç bitkisi kanıtlanmışsa zaten farmakopilerde yer alıp ne oluyordu? Eczanelerde satışa sunulabiliyordu. Yine en çok kullandığımız alanlardan birisi, değerlendirme alanlarından birisi boya alanı. Boya gerçekten çok önemli bir alan. Çünkü Türkiye bu boyacılık sektörünün, doğal boya sektöründe içerisinde bulunan o çeşitlilikten dolayı, çeşitliliğinden dolayı çok zengin bir konumda. Boya bakımından. Ama tabii sentetik boya daha revaçlı olduğu için o yüzden geleneksel boyamacılık biraz geri planda kalmış. Tekstil diyoruz. Burada tekstil dediğimiz zaman tekstil de çok önemli bir değerlendirme alanı normalde. Burada özellikle pamuk dediğimiz, bu gosipium dediğimiz türlerin tohumlarından elde edilen pamuk en önemli tekstil ürünlerinden birisini teşkil etmekte. Yine süs bitkisi, gerçekten süs bitkisi de Türkiye'de son yıllarda artış gösteren sektörlerden birisi. Yine mobilya. Mobilya da öyle. Mobilya da özellikle ağaç türlerimiz, çok sayıda ağacımız var, ağaç türlerimiz var. Bunların hepsi çeşitli mobilya ürünlerinde kullanılmakta. Çoğu da doğal türlerimiz bunlar. Yine arıcılık sektörü zaten Türkiye arıcılık için çok ideal ülkelerden birisi. Özellikle Doğu Anadolu'da, yaylalarda, meralarda arıcılık çok güzel ve çok elverişli yapılmakta. Yine kozmetik sektörde bence en önemli, pazar payı en yüksek olan alanlardan birisi. Bu tıbbi aromatik bitkilerin kullanım alanları hepsi ülkemizde mevcut. Hepsi de ülkemizde baskın diyebiliriz nitelik olarak. Şimdi birinci gıdadan başlayalım. Mesela bizim ülkemizde gıda olarak kullanılan bitki sayısı kaç diye bir soru sorsak, 12 bin tane türümüz vardı. Bu 12 bin tane türümüzden 1200 tanesini biz ne yapıyoruz? Gıda olarak kullanıyoruz 1200 tanesini. Yani bu da floranın %10'unu içermekte. Yani Türkiye florasındaki %10'u gıda olarak kullanılıyor diyebiliriz. 12 bin tane takson olduğu için. Bu 1200 tane taksonu biz
Nerede kullanıyoruz? 5 gruba ayırdık bunu biz. Gıda dediğimiz zaman biz gıdayı 5 grupta değerlendirebiliriz. Birincisi sebze. Yani bu sebzeyi daha çok biz semt pazarlarında, köy pazarlarında görüyoruz. Özellikle pazarlarda tezgah açılıyor. Bu tezgahta ilkbaharda ve sonbaharda daha çok dağlardan toplanan, bayırdan toplanan, çayırlık yerlerden toplanan taze yapraklar ya da kökler içermekte sebzeyi. O yüzden sebze ülkemizin bence en önemli doğal kaynaklarından birisi. İkincisi baharat. Baharat Türkiye'nin en fazla ihraç yaptığı ürünlerden birisi bu arada. Baharat dediğimiz zaman Türkiye'de 50'ye yakın baharat türü var. Yani bu 50'ye yakın baharat türünü de çoğu insanlar kullanmakta. Kimini az, kimini çok. Ve bunların hepsi de yemeklere konduğu için ve içerisinde gıda değeri olan protein, karbonhidrat bileşeni olduğu için gıda olarak değerlendirilebiliyor. Yine çay ve salep dediğimiz zaman çay özellikle keyif çayları, normal içtiğimiz, mesela dün bahsetmiş, iki gün önce bahsetmiştik, hibiskus demiştik. Hibiskus neydi? Hibiskus saptarifa dediğimiz Mekke gülü, nar çiçeği gibi isimleri vardı. Mesela bu keyif çayı olarak tüketiliyordu. Yine ada çayı bazen keyif çayı olarak tüketiliyor. Yine salepler var bizim. Bu salepler yine süt ile karıştırılıp içecek olarak çok güzel bir şekilde tüketiliyor. Yine sakızlar var. Mesela sakız dediğimiz zaman burada özellikle hangi sakız? Tabii ki çam sakızı. Bir de çitlenbik sakızı var. Yani hem pistasya türlerinin gövdesini elde ettiğimiz menengiç sakızı, hem de pinus dediğimiz çamların gövdesinden elde ettiğimiz, özellikle kızılçam ile sarıçam da daha çok baskın. Kızılçamın sakızı daha etkili. Yine çerez dediğimiz zaman, çerez herkes bilir. Çerez dediğimiz zaman burada fındık, fıstık, yine menengiç, hepsi çerez kısmına girmekte ve hepsi Türkiye'de çoğu doğal olarak yetişen bitkiler sınıfında yer almaktadır. Yani şimdi gıdayı ne yaptık? Biz gıdayı 5 kısımda sınıflandırdık. Gıda dediğimiz zaman bu alandan ne yapıyoruz? Bitkileri değerlendiriyoruz. Sebze kısmında, baharat kısmında, çay, sakız ve çerez kısmında. Şimdi sebze dediğimiz zaman sebzedeki, bizim sebze olarak kullandığımız bitkilerin çoğunluğu antioksidan özelliğe sahip. Onu da söylemek istiyorum. Taze olarak tüketildiği zaman yapısındaki, içerisindeki fenolik bileşiklerden dolayı çoğu sebzenin, yani sebze olarak tüketilen bitkilerin antioksidan değeri yüksektir ve bunlar fenolik bileşik içermekte olduğundan bu yüksek değeri sahip oluyor. Yani biz taze olarak ilkbaharda sebze tüketirsek ne yaparız? Antioksidan sayesinde hem bağışıklık sistemimiz kuvvetlenir, hem de gribal enfeksiyonlara hızlı bir şekilde yakalanmayız. İlaç alanı bizi en çok ilgilendiren alanlardan birisi. Neden en çok ilgilendiren alan? Çünkü insan sağlığı olduğu için, bir de tıbbi olarak gelir olarak yüksek oranda gelir sağladığı için, kazanç kapısı olduğu için ilaç alanı gerçekten önemli alanlardan birisi diyebiliriz. Türkiye'de yaklaşık ne demiştik en başta? 500'e yakın türümüz vardı. Yani bu 500'e yakın türü biz ne yapıyorduk? Kullanıyorduk. Fakat bu 500'e yakın bitki türü geçmişten günümüze insanların kullandığı, yani deneme yanılma yöntemi diyoruz, etnobotanik olarak adlandırıyoruz, o alandan ortaya çıkmış bitki listesi, 500 kadar olan bitki. Yani bu 500 kadar olan bitki farmakopilerde yok. Yani bu farmakopi neydi? İlaçların, bitkisel ilaçların olduğu kitap diyoruz. O farmakopilerde, monograflarda bu 500 bitki görmek mümkün değil Türkiye'deki. Sadece buradan en fazla 50 kadar bitki olabilir ya da 100'e yakın maksimum bir bitki vardır belki. Fakat ticareti yapılanların sayısı 350'ye yakınmış. Bunlardan 140'ının dış satımı yapılmakta. Yani ilaç alanı gerçekten geleceğin, belki Türkiye'nin kalkınmasında, ekonomik kalkınmasında en önemli alanlardan birisi olacak. Yani bu alanı, ilaç alanındaki tüm bitkileri ne yapmak lazım? Çok iyi bir şekilde değerlendirmek lazım.
Doğadan toplanan önemli tıbbi bitkilere baktığımız zaman, şimdi biz doğaya çıktığımız zaman doğal olarak hangi tıbbi bitkiler var değerlendirilebilecek açıdan ona bakarsak, herkesin bildiği adaçayı. Mesela soldaki bitkimiz adaçayı bitkisi, kurutulmuş örnek. Genelde bunları herkes görmüştür. Aktarlara gittiği zaman böyle görebilirsiniz. Türkiye'de adaçayı gerçekten değerlendirilmesi gereken tıbbi bitkilerden birisi. Bizim bunun iki tane türü var. Bence onların ikisi de değerlendirilebilir. Birincisi Salvia tomentosa, ikincisi Salvia fruticosa. Moşabla diye geçiyor. Geçen derste birisi sormuştu. Elma yağı demişti. Elma yağı, adaçayından elma yağı nasıl elde ediliyor demişti. Adaçayından elma yağı elde edilmiyor arkadaşlar. Zaten elma yağı adaçayının bazı türlerinde bulunan ve böceklerin yaptığı bir nedir? Bir oluşumdur. Yani biz buna genelde böceklerin yaptığı oluşumları gal diyoruz. Gal benzeri bir oluşum. Yani bu elma yağı denmiyor. Normalde elma yağı dediğimiz adaçayı yağıdır. Yani adaçayından elde edilen yağdır. Fakat onda elmaya benzer oluşum olduğu için halk arasında ya da aktarlarda elma yağı diye ne yapılıyor? Adlandırılabiliyor. Yani elma yağı diye bir şey yok. Elma yağı eşittir adaçayı yağı demek. Yani şimdi burada adaçayı önemli dedik. İki tane türü önemli. Ardıç gerçekten bence geleceğin popüler bitkilerinden birisi. Hem antioksidan bakımından zengin meyveye sahip, hem antiseptik antibakteriyel özelliğe sahip, hem Türkiye'de yaygın bitkilerden birisi. Özellikle Juniperus communis, Juniperus excelsa, Juniperus foetida, yani üç tane türü önemli. Bunları kullanmak lazım bence. Mesela ben araziye gittiğim zaman ardıçın bir tane meyvesini, o kozulak denir normalde, kozulak kısmını mutlaka yerim bir iki tane. Çünkü çok güzel aroması var, tadı var ve aynı zamanda dediğim gibi ağız antiseptiği. O yüzden tavsiye ederim. Ardıç da bence potansiyel olarak değerlendirilmesi gereken önemli bitkilerden birisi Türkiye'de. Biberiye herkes bilir. Rosmarinus officinalis dediğimiz labiatı formülasının değerli bitkilerinden birisi. Fakat biberiye Türkiye'de pek yaygın değil. Genelde kültür olduğu için kültür ortamında yetiştirmek gerekli diye düşünüyorum. Çöven gerçekten özellikle Orta Anadolu'da en önemli bitkilerden birisi diyebiliriz. Çövenin Gypsophila dediğimiz bir cinsin ismi çöven. Çöveni biz genelde yapısında bulunan mısılajdan dolayı, sapon maddelerden dolayı köpürtmede kullanıyoruz. Defne var. Defne de gerçekten özellikle Hatay bölgesinde, Hatay'da ticareti yapılan bitkilerden birisi. Bu defne, Laurus napulus dediğimiz defne bence Türkiye'de en iyi şekilde değerlendirilmesi lazım. Özellikle her yerde değil de bölgesel bazı, özellikle Hatay taraflarında defneye ağırlık verilmesi lazım. Zaten var ama onun daha da artırılması gerekli. Yine ıhlamur herkes bilir. Ihlamur bitkimiz. Burada Tilia rubra dediğimiz türümüz bilinen. Tilia platyphyllos türümüz var. Bir de Tilia tomentosa. Üç tane türümüz var ıhlamurda. Üçü de önemli. Isırgan otu. Özellikle urtikase formülasından ısırgan hep bahsetmiştik. Gerçekten çok değerli bitkilerden birisi. Yine kantaron, o da aynı. Karabaş otu. Karabaş otu arkadaşlar, Türkiye'de şunu söylemek istiyorum. Karabaş otu ballı babagillerden, özellikle Lamiaceae dediğimiz ballı babagillerden bir türümüz. Bu karabaş otunun Türkiye'de doğal olarak yeğiliş gösteren 3 türü var. Bunlardan biri de karabaş otu, Lavandula steocas dediğimiz. Ve Türkiye'nin doğal bitkisini bence iyi değerlendirmek lazım. Çünkü şu özellik var, bizim son zamanlarda, özellikle son 5 yıldır benim bildiğim alanda olduğumuz için biliyorum. Herkes lavanta ticaretine el attı. Özellikle Lavandula intermedia dediğimiz ya da Lavandula angustifolia dediğimiz iki tane tür Türkiye'nin her tarafında ne oluyor? Artık ekiliyor ya da dikiliyor. Yani fakat bu rastgele oluyor bazen. Yani hesapsız kitapsız diyebiliriz buna. Rastgele dikim oluyor. Ve neden yapılıyor? Çünkü kulaktan dolma bilgilerle o lavanta
yağının kaliteli olduğunu, lavantanın parfümer sektöründe, kozmetikte çok önemli yeri olduğu için, getirisi olduğu için herkes ne yapıyor? Lavanta dikmeye başladı. Fakat lavanta o kadar kolay bakımı olan bitkilerden birisi değil. Yani siz lavantayı dikiyorsunuz ama o diktiğiniz yerde lavanta iyi gelişme süreci olacak mı? Yani içindeki uçucu yağ gerçekten kaliteli olacak mı? Onları düşünmek lazım. Lavandula intermedia ile lavandula spicata türümüz var. Bunlar çok yetişiyor. Bunların ikisi de Türkiye'nin bitkisi değil. Türkiye'de yetişen doğal bitkilerden değil. O yüzden Türkiye'de yetişmeyen, yurt dışından gelen bitkiyi Türkiye'de inoküle etmek, yetiştirmek, toprağa bağlamak içindeki etken madde oranını azaltacaktır benim tahminim. Çünkü Türkiye'nin bitkisi olmadığı için bir takım bu uçucu yağda madde eksikleri görülebilir. Yine aynı şekilde lavandula intermedia ya da lavandula spicata bu türler yurt dışından geldiği için beraberinde hastalık da getirebilir ve bu hastalık bunun dikildiği alanlarda bulunan diğer bitkileri de etkileyebilir. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Yani Türkiye'de olmayan bir hastalığı Türkiye'ye bulaştırabiliriz yurt dışından. Kuşburnu, Rosa canina dediğimiz kuşburnu gerçekten çok önemli bitkilerden birisi. İleride bahsederim onu. Mahlep, Prunus mahlep dediğimiz yine Rosa familyasından türümüz. Bu da önemli türlerden birisi. Meyan kökü. Meyan kökü özellikle Güneydoğu Anadolu'da değerlendirilen bir bitkilerden birisi. Coca-Cola'nın terkibine giren, ona tat veren maddemiz. Glycyrrhiza glabra dediğimiz önemli fabası familyasının önemli türlerinden birisi. Yine mersin var. Mersin'de, Oğulota'da, Papatya'da. Bunların hepsi arkadaşlar doğadan toplanabilir. Ve salep var. Salep konusuna ben pek girmeyeceğim. Çünkü salep doğadan toplaması zaten yasaklandı. Çünkü soğanlı olduğu için. Bir de salepi kesinlikle doğadan toplamasına karşıyım ben. Çünkü salep zor çimlenen bitkilerden birisi. Salep'in de ortaya çıkması için yani salep'in de salep olması için bana nesi lazım? Toprak altındaki yumrusu lazım. Yani burada gördüğünüz yumrusu lazım arkadaşlar. Bakın yumruya baktığınız zaman iki tane yumru gördünüz burada, değil mi? İki yumru. İki yumru. Normalde ben çıkarttığım zaman salep arkadaşlar şu büyük yumru vejetatif organ. Yani bu benim salep yapmam gereken organ. Bunu kopartıyorum. Küçük kalması lazım. Küçük üreme organı. Eğer ben küçükle büyüğü kopartırsam bu bitki bir daha yetişmez. Aklınızda olsun. Salepte iki tane yumru vardır arkadaşlar. Birincisi büyük yumru, diğeri küçük yumru. Eğer ben büyük yumru toplarsam, küçüğü bırakırsam sıkıntı yok. Seneye yine benim bu bitki büyük yumru verecek. Ama küçüğü alırsam, büyüğü bırakırsam bitki ölür. Arkadaşlar burası önemli salepte. Yani salepte iki yumru vardır. Küçük yumruyu bırakıyoruz toprağa, büyük yumruyu alıyoruz. Eğer ikisini alırsak ya da küçük yumruğu alırsak bitkimiz ölür. Seneye çıkmaz. Hocam bazı salep türlerinde ikiden fazla yumru veriyor. Aynen, ikiden fazla çıkabiliyor bazen. Doğru. İkiden fazla olan oluyor, evet. Şimdi devam edelim. Sımaktan bahsedelim. Sımak zaten Batı Anadolu'da özellikle yaygın baharatlardan birisi. Yabani kekik, ondan bahsedeceğim. Soğanlı yumrulu zonotiklerde önemli bitkilerimiz. Peki kültür yapılanlara baktığımız zaman kültür yapılanlar kekik, adaçayı, nane, rezene, papatya, biberiye, anason. Anason normal kültürü yapılıyor. Doğada pek bulmak zor arkadaşlar anasını. Biberiye de öyle şekilde. Papatya'nın tabi türlerimiz var burada. Ekinezya duyan var mı bilmiyorum. Ekinezya şu an fotoğrafta gördüğünüz bitkimiz Ekinezya bitkimiz. Ekinezya Türkiye'nin bitkisi değil arkadaşlar. Bunu söyledim. Kültüre yapılan ama Türkiye'de doğal olarak yetişmeyen bitkilerden birisi de Ekinezya bitkisi. Fakat şu bir gerçek. Ekinezya bitkisi Türkiye'yi çok sevdi. Yani Türkiye'nin hemen hemen her ikliminde yetişen ve güzel verim veren bitkilerden birisi oldu. Türkiye'nin de bu ekinezyayı bence değerlendirmesi lazım. Ekinezya aynı zamanda
farmakopilerde yer alan bitkilerden birisi konumunda. Fesleğen. Fesleğen arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Fesleğen diğer ismi reyhan diye geçiyor. Reyhan diyen de var, fesleğen diyen de var. Normalde Osmium basilicum dediğimiz labiatif familyasında bir türümüz. Şimdi fesleğen bir il, Türkiye'de bir ilimiz Malatya. Malatya'da bir ilçemiz Arapgir ilçesi. Malatya'nın Arapgir'e giden varsa mutlaka bilir. Bir ilçe, yani Arapgir ilçesi sadece fesleğenden ekonomisini ne yapıyor? Ekonomisini kuvvetlendiriyor. Yani tek bir fesleğen bitkisinden. Yani biz buna reyhan diyoruz. Yani reyhan bitkisini değerlendirmiş Malatya Arapgir ilçesi. Ve bu reyhandan her türlü neyi yapmış? Ürünü yapmış. Mesela ne yapmış? Diş macunu yapmış. Ne yapmış? Şerbet yapmış. Ne yapmış? Çay yapmış. Ne yapmış? Parfüm yapmış. Yani bir bitkinin tüm alanlarını değerlendirmiş Arapgir Belediyesi. 2-3 sene önce ben de gitmiştim oraya. Hatta belediye Arapgir Belediyesi Reyhan Festivali yaptı. Biz de davetli olarak gitmiştik. Orada gerçekten gıda olarak pastasını yapmışlar, tatlısını yapmışlar, çayını yapmışlar, şerbetini yapmışlar, şurubunu yapmışlar. Her şeyini gördük orada bir reyhan bitkisinden. Türküsünü bile yapmışlar, reyhan türküsü diye. Yani hepsini yapmışlar arkadaşlar. Yani bir ilçe bir bitkiyle kalkındığını düşünün, yani ne kadar büyük bir şey. Yani bunu Türkiye'nin her ilçelerine böyle farklı iklim uygun bitki bakımından yayarsak Türkiye çok zengin bir ülke olur. Mesela Arapgir de çok güzel tuttuğu için Arapgir reyhanla yapıyor. Mesela örnek verelim. Balıkesir'de mesela en iyi ne yetişiyor? Adaçayı mesela. Direkt Adaçayı Balıkesir merkezli olsun. Bilecik'te en iyi ne yetişiyor? Humulus lupulus. Şerbetçi otu. O zaman Bilecik şerbetçi otuyla alınsın. Yani onun gibi il bazında, ilçe bazında böyle tıbbi bitkileri biz yayabilirsek Türkiye gerçekten çok zengin bir ülke olur. Ekonomisi çok iyi. Ne yapar? İlerler. Yine burada kültür yapılan bitkilere örnek haşhaş. Haşhaş normalde kültür yapılan bir bitkidir. Biz dağda, arazide haşhaşı, yani papaver somniferum dediğimiz türü göremeyiz. Kapari. Kapari normalde dağlarda yetişen bitkilerden birisi. Kapari spinosa dediğimiz türümüz. Fakat kültüre alınıyor. Neden kültüre alınıyor? Çünkü bu artık kapari özellikle turşularda, kapari turşusu diye turşularda gıda olarak ne yapılıyor? Satılıyor. Yine keten var. Keten de aynı şekilde kültüre alınıyor. Değerli bitki. Kırmızı biber, kişnik, lavanta. Kerem Hocam. Evet. Bu şeyle, reyhanla ilgili. Biz Adana ve Çukurova'da etli yemeklerde reyhan kullanıyoruz şey olarak. Evet, yani, reyhan baharat zaten kullanılır. Aynen, doğru. Bir şey var. Bir küçük bu saksılarda dikilenler var. Küçük yeşil olan. O da fesleğen. Reyhan da fesleğen onlar. Reyhan değil. Fesleğen yani. Reyhanın yaprakları büyük olur. Kahverengi tarzı olur biraz. İri olur. Evet, reyhanın tarzı, yaprakları. Evet. Reyhan farklı biraz. Ama ikisi de aynı tür. Yani burada çeşit yapılmış. Büyük ihtimal ıslah edilmiş diyebiliriz. Devam edelim. Şimdi kozmetik alanına baktığımız zaman değerlendirme alanlarından kozmetik alanı. Şimdi gerçekten kozmetik alanı şunu söyleyebilirim ben. Kozmetik alanı belki de bu tıbbi bitkilerin değerlendirildiği alanlardan en yüksek gelire sahip olan, ekonomik geliri, ekonomik getirisi en yüksek olan alanlardan birisi. Yani çünkü gerçekten son yıllarda, son 10 yılda kozmetik sektörünün bitkilerle işli dışlı olduğunu görüyoruz. Burada özellikle sabun. Mesela birisi sabun yapıyor zeytinyağından. Zeytinyağı sabun içerisine ne yapıyor? Bitkisel tıbbi ve aromatik katkısı olan bir ne koyuyor? Drop koyabiliyor. Mesela lavanta koyuyor sabun içerisine. Lavantalı sabun olarak piyasada satıyor. Yine sabun içerisine kekik koyuyor, limon koyuyor. Değil mi? Bunları yaparak ne yapıyor? Sabunun değerini artırıyor diyebiliriz. Çünkü sade sabun ile tıbbi ve aromatik bitki alanına giren sabun arasında alıcının, yani müşterinin etki alanına giriyor. Yani müşteri ne yapıyor? Sade sabun yerine tıbbi değeri olduğu için, tıbbi ve kokusu olduğu için aynı zamanda
O tıbbi ve aromatik sabunun ne yapıyor? Tercih edebiliyor. O yüzden bu alan çok kıymetli bir alan. İçinizde varsa mutlaka bu alanlarda ilerlemek isteyen sabun ile tıbbi bitkiyi, aromatik bitkiyi birleştirmesini tavsiye ederim. Yine deterjan, özellikle kimyacılar yapıyor bu kimya sektöründe. Deterjan içerisinde son zamanlarda yine bitkisel ürünler girmeye başladı. Fakat şu var, tabii bitkisel ürün genelde deterjanlarda deterjan sentetik olduğu için sentetik bir deterjana doğal bir bitkisel drop koymak biraz saçma gelebilir. Yani o yüzden genelde bu deterjanlarda yine sentetik bitkisel ürün konulabiliyor. Yani o bitkinin içerisindeki etken madde sentetik ortamda üretilmiş etken madde ne yapıyor? Deterjana konulabiliyor. Yine krem dediğimiz zaman kremler var. Mesela ardıçığı kremi örnek vermişiz. Kremlerde mesela güneş kremleri yapılıyor. Örnek verelim yine. Güneş kremi, cilt kremi, yine anti-aging kremler. Bunların hepsinin içerisinde artık dolgu maddesi içerisinde tıbbi ve aromatik bitkiler yer alıyor. Neden? Çünkü doğal olduğu için halk ne yapıyor doğala? Daha kolay bir şekilde yaklaşıyor sentetik olmadığı için. O yüzden bir krem içerisinde tıbbi bir bitki ya da aromatik bir bitki olursa onun alım gücü daha da artar. Yine losyon da aynı şekilde. Ve diş macunu son zamanlarda yine kozmetik alanda revaçlı olan bitkilerden. Parfüm zaten başlı başına bir alanımız. Kozmetik alanda kullanılan saç boyası son zamanlarda girdi. Kepek önleyici, kırışıklık giderici ve ruj dediğimiz maddelere de artık bitkisel ürünler girmekte. Ve boya alanı. Şimdi ülkemizde şunu söylemek istiyorum. Boya dediğimiz zaman ülkemiz bitkisel boya kaynağı bakımından çok zengin bir ülke. Yani 150 kadar bitki türü mevcut diyoruz ama bu sayı gerçekten 150'yi geçer yani. 500'ü kadar çıkabilir belki tahminim. Ama 4 tane bitkimiz var Türkiye'de yetişen. Bu 4 bitki gerçekten dünyanın en kaliteli doğal bitkileri diyebiliriz. Birincisi çivit otu. Izatis tinctoria dediğimiz Brassicace familyasından, hardalgillerden bir türümüz. Çok değerli bir tür. Izatis tinctoria ile biz mavi renk elde ediyoruz arkadaşlar. Yani bu mavi rengi elde etmek için çivit otunu kullanmamız lazım. Doğal çivit otu. Yine papatya, Anthemis tinctoria ve muhabbet çiçeği, Resedalutia. Bunlar da çok kaliteli sarı renk veren bitkilerimiz. Yani ben bir yunipli, bir pamuğu sarı renkle boyamak için papatya ve muhabbet çiçeğini kullanabilirim doğal olarak. Yine kök boya dediğimiz Rubia tinctoria bitkisi de çok güzel kırmızı renk veren bir bitkimiz. Bu bitkiler Türkiye'de hepsi doğal. Hepsine rastlamak mümkün. Ve bunları değerlendirmek lazım bence. Özellikle kök boya bitkisini çok iyi bir şekilde değerlendirmek lazım. Bu kök boyadan elde ettiğimiz boyar maddeyi gıdada da kullanmanın önünü açmak lazım diye düşünüyorum. Devam edelim. Ve süs bitkisi alanı. Süs bitkileri gerçekten getirisi yüksek olan alanlardan birisi. Kozmetik kadar süs bitkisi de çok önemli bir alanımız. Biz süs bitkilerini 4 sektörde, sektör 4 grupta inceliyoruz. Mesela birinci sektörümüz kesme çiçekler ve en fazla satış yapan kısım burada. Yani biz kesme çiçeklerde en fazla alıcısı olan grup diyebiliriz kesme çiçekleri. Çünkü değişik günler oluyor. O günlerde, önemli günlerde herkes ne yapıyor? Kesme çiçek alıyor sevdiğine. Yine dış mekan süs bitkileri, özellikle evimizin dış bahçesinde bulunan bitkiler. Yine iç mekan süs bitkileri, evimizin içinde, salonda bulunan bitkiler. Bir de doğal çiçek soğanları dediğimiz süs bitkisi alanı. Şimdi buradan benim size vurgulamak istediğim 4. madde doğal çiçek soğanları. Türkiye gerçekten çok zengin soğanlara sahip, doğal çiçek soğanlarına sahip. Özellikle krokuslar, koşkumlar, kardelenler, göl soğanları, laleler, tükrük otları, yine
Hyacinthus dediğimiz Hyacinthus orientalis, sümbüller, Prospera dediğim bir türümüz var. O da sümbülün benzeri türler. Yine zambaklar. Bunların hepsi son derece değerli bitkilerimiz. Ve bunları değerlendirmek lazım bence. Yani bunun da değerlendirmesi lazım. Özellikle süs sektöründe değerlendirebilecek potansiyel olan krokus türleri bence çoğaltılması ve pazar payının olması lazım. Dünyada süs bitkisi alanında söz sahibi ülkemiz Hollanda. Türkiye tabi söz sahibi değil. Özellikle biz de yurt dışından Hollanda'dan bayağı bitkiyi ithal ediyoruz. Soğanlı bitkiyi, özellikle lale bitkisini ithal ediyoruz. Ülkemizde süs bitkileri üretim miktarına baktığımız zaman dağılımına bakarsak gördüğümüz gibi en fazla sektör kesme çekti, %67 ile kesme çek. Dış mekan onu takip ediyor. İç mekan ve doğal çek soğanları en az seviyede. Yani doğal çek soğanları bence Türkiye için konuşuyorum. Daha da iyi yerlerde olması lazım. Kesme çeklerde en çok hangi çek kullanıyoruz biz değerlendirmede? En çok Dianthus, yani karanfil türlerini kullanıyoruz. Yine gül türlerimiz var bizim, roza dediğimiz gül çiçekler var. Yine gerbera dediğimiz bitkilerimiz, yine krizantemum türleri var. Burada gerbera Türkiye'nin bitkisi değil. Yine krizantemum da Türkiye'nin bitkisi değil. Krizantemum türü Türkiye'de var ama bu süs bitkileri Türkiye'de yok. Aynı şekilde Dianthus'un kesme çiçek olarak kullandığımız Dianthus'un da Türkiye'de türleri yok. Doğal çek soğanlarına baktığımız zaman doğal çek soğanları burada Galanthus, Kardelen, Sıklemen ve Lekoyum dediğimiz göğüs soğanı. 3 tane doğal çek soğanları var. Ama şu özellik var. Bunların doğadan toplanması yasak arkadaşlar. Yani siz doğaya gittiğiniz zaman bu Galanthus'tan, Sıklemen'den, Lekoyum'dan toplarsanız bunun cezası var. Yani cezası da bayağı yüksek oranlarda cezası var. O yüzden bunları kesinlikle doğada gördüğümüz zaman toplamıyoruz. Bir çiçeğini koparsanız sıkıntı olmaz. Çünkü çiçek üreme organı değil. Normalde üreme organları var ama içerisinde bunun üreme organı soğan olduğu için soğanı lazım bizden. Yani toprak altı kısımları lazım. Onları mutlaka toprak altından çıkartmamız gerekmekte. Bunların hepsi değerli doğal çiçek soğanları ama Türkiye ne yapabilir? Mesela kültüre alma durumunu geliştirebilirse özellikle Galanthus'tan ya da Lekoyum'dan ya da Sıklemen'den gerçekten bunları yurt dışına pazarlayabiliriz. Ve buradan da ihraç edeceğimiz zaman bayağı yüksek oranda da para getirisi olabilir. Bakın bu da bizim Türkiye'deki doğal çek soğanlarının ihracatına baktığımız zaman hep kardelen türleri başta, Galanthus elvesi ve Voronoi başta, sonra göğüs soğanı var, Lekoyum aestivum. Sonra Erantis yamalis dediğimiz türümüz var. O da yüksek oranda. Sıklemen türümüz var. Sıklemen türümüz. Stenberger lutea. Bunu herkes görmüştür. Sarı çiğdem diye geçer. Park ve bahçelerde, evimizin bahçesinde mutlaka olabilir. Olma ihtimali vardır. Stenberger lutea. Geranium tuberosum. Genelde geranium. Diğerleri kadar etkili değil. Onu söyleyelim. Anemone blanda. Manisa lalesi diye geçiyor arkadaşlar bu. Manisa lalesi diye geçiyor ve bu ülkemizde çok yaygın türlerden birisi. Yine Sıklemen, Arum, Urginea maritima çok güzel bitki ama pek ihracatı yüksek değil. Fritillaria, Persica. Bunu duyan var mı bilmiyorum. Bir de Fritillaria imperialis vardı. Ağlayan gelin var. Ağlayan gelin. Ters lale diye geçiyor. Bu ters lale de önemli bitkilerimizden birisi. Yine çiçek soğanı ithalatına baktığımız zaman ithal ettiğimiz, yurt dışından ettiğimiz neymiş? Lalemiş. En çok biz yurt dışından laleyi ne yapıyoruz? Türkiye'ye sokuyoruz. Sonra sümbül, sonra glayol, nergis. Böyle gidiyor sıramız. Şimdi arıcılık alanı. Burada arıcılık alanına baktığımız zaman gerçekten çok önemli bir değerlendirme alanı.
Onu söyleyebilirim. Başarılı bir arıcılık yapmak için iki tane kriterimiz var. Birincisi nektar ve polen verimi bol olan bitkileri tespit etmek. İkincisi çiçeklerin en yoğun olduğu alanları ne yapmak? Kolonileri kurmak. Yani bir arı çiçeğe nektar ve polen için giriyor arkadaşlar. Polen arının ekmeğidir. Yani aklınızda olsun, polen arının ekmeğidir. Yani biz nasıl hayatta kalmak için ekmek yiyorsak, nişasta alıyorsak, arılar da hayatta kalmak için ne yapıyor? Polen yemek zorunda. Tabii bunlar poleni ağzından çıkarttığı enzimlerle fermente ediyorlar. Yani biraz değişikliği uğratıyorlar. Çünkü polen dış kısmı çok sert bir yapıya sahiptir. Onu eritmek için arının ağzından salgıladığı bir enzim bu poleni eritiyor ve arı sonra onu ne yapıyor? Ya yiyor ya da kovanda depoluyor. Yine nektar nerede bulunuyor nektarlar? Nektarlar çiçeklerde bulunuyor. Çiçeklerin daha çok taban kısmında bulunuyor. O petal dediğimiz renkli kısımların taban kısmında bulunuyor. Yine bazen yapraklarda bulunabiliyor. Yaprak sapında bulunabiliyor. Nektar bir bitkide nektar ve polen ne kadar çok ise o bitki arı bitkisidir arkadaşlar. Bir bitkide nektar ve polen oranı ne kadar çok ise o arı bitkisi diyebiliriz. Bizim bal arısı Apis mellifera dediğimiz türümüz. Bu genelde arılar ne yapar? Genelde aromatik olan bitkilere daha çok konar. Yani kokusu olan, aromatik bakımdan uçucuya taşıyan bitkilere daha çabuk konar. Şimdi en fazla arıların konduğu bitkilere bakacak olursak baklagil bitkileri. Yani baklagil dediğimiz zaman Fabaceae familyasından yem bitkileri aklımıza geliyor. Bunların mesela burada yem bitkisi olarak ne var? Burada yem bitkisi olarak yonca diyebiliriz. Mesela yonca çok önemli yem bitkisi ve arılar yoncaya çok konar. Yine korunga çok konduğu bitkilerden birisidir. Bunlar çünkü nektar ve polen kaynağı bakımından da zengin türlerimizdir. Yine orman ağaçlarına konuyorlar. Özellikle ıhlamura. Bakın bu ıhlamur çiçeği. Bu kestane, kestane çiçeklerini görüyorsunuz. Bu ökoliptus dediğimiz bitkimiz. Ökoliptus dediğimiz bitkimiz. Bu da yalancı akasya. Şu bitkimiz de yalancı akasya. Yani bunların hepsi polen ve nektar bakımından çok zengin. Yani arılar bunları çok konar. Yani ıhlamura, kestaneye, yine ökoliptusa ve Robinia pseudoacacia dediğimiz akasya çok konar. Şimdi bu da arı bitkilerini biz gruplandırdığımız zaman Türkiye'de çünkü arılar önemli potansiyele sahip. Neden? Çünkü arılar ticari değeri yüksek olan bal dediğimiz ürünü yapmakta. Ve bu bal da nasıl olacak? Tabii arının çiçeklere konmasıyla olacak. O yüzden arıcılık yaparsak bu bitkileri de iyi bilmek lazım. Özellikle kültür bitkileri dediğimiz zaman bu tarlada yetiştirdiğimiz, kültürü aldığımız bitkilerin başında yonca, korunga ve kolza dediğimiz bitkilerimiz geliyor. Yonca burada iki yonca var bizim bildiğimiz. Yani üç yapraklı bir de dört yapraklı yonca. Burada kesinlikle dört yapraklı yonca aklımıza gelmesin arkadaşlar. Dört yapraklı yonca oxalis dediğimiz bir tür. Burada üç yapraklı yonca trifolium dediğimiz yoncular aklımıza gelecek. Trifolium, medicago, trigonella gibi türler aklınıza gelebilir. Yine korunga dediğimiz tür önemli türlerden birisi korunga türlerimiz. Şu korunga arkadaşlar onun bir ikisi türlerinden korunga dediğimiz tür bu. Bu kolza bitkisi. Brassica napus dediğimiz kolza bitkisi. Özellikle Trakya bölgesinde çok yaygın ticareti oluyor bunların. Arılar çok konar bu çiçeklere. Yine buna çok konar ve trifolium dediğimiz yoncaya konar. Yine tekrar söyleyelim. Yonca iki farklı tür ismi var. Yani Türkçe ismi var yoncanın. Yöresel ismi. Bir üç yapraklı yonca, bir dört yapraklı yonca. Biz arıların konduğu dört yapraklı yonca değil, üç yapraklı yonca türleri. Yine endüstri bitkisi olarak gördüğünüz gibi gosipium türlerini yani pamukların ne yapar?
Pamuklara konar, yine ayçiçeğine konabilir. Endüstri bitkisi olarak. Şimdi doğada kendiliğinden yetişen bitkilerimiz de var bizim. Kaç dakika oldu? Ara verelim mi burada? Ara verelim hocam. Tamam, burada dakika. Ara verelim. Burada kalalım şimdi. Tamam. 9'a 5 kala görüşüyoruz hocam. Tamam. Tamam, öyle yapalımız mı? Tamam, 9'a hocam. 5 kala. Tamam, görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin sınavı da yine Google Form üzerinden yapılacak. Chat'e sınav linkini atıyorum. Sınav hocamız dersi bitirince yapacağız. Sınava katılmayanlarla soru cevap kısmına bakarız. Hilal Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nihal Hocamız nasıllar acaba? Epeydir ondan eğitim almıyoruz. Eğitimlerimize de katılmıyorlar. Özledik kendisini. İletir misiniz? Hangi Nihal'den bahsediyorum? Ben de Nihal Çok. Halide Nihal Açıkgöz Hocam'dan. Mayıs'ın son 3 günü onun zaten. Adli tıplar, adli bilimler dersimiz olacak. Ah müthiş, süper hocam. Selamlarımızı iletin, özledik kendisini. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Arkadaşlarım, iyi akşamlar tekrardan. Bu hafta bir özel durumum var. Bu nedenle belki önümüzdeki iki ders aranızda olamayabilirim. Ancak uzaktan da olsa takip etmeye çalışacağım. Bir şekilde sınavlarınızı bitirmeye de gayret edeceğim. Umarım önümüzdeki hafta tekrardan sizlerle birlikte olabilirim. Bu dersin tekrar sınavı yarın değil, yine ayın 7'sinde yapılacak olan tıbbi aromatik bitkiler 6 dersinin önünde yapacağız. Yani 5 Nisan dersinin tekrar sınavı 7 Nisan'da saat 19.30'da yapılacak. Onunla ilgili duyuruları yine TBBA test grubunda sizlerle paylaşmış olacağız. Çok önemli bir eğitim alıyoruz. Selami hocamızla Haziran veya Temmuz ayında, Temmuz veya Ağustos ayında becerebilirsek tıbbi ve aromatik bitkiler 2'yi de devreye alacağımızı ümit ediyorum.
bu şekilde eğitimlerin sürekliliğinde sağlanmış olacağız. Şimdi bir konuda da yine bilgi vereyim. Sesim açık değil mi ya? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz iki grubumuz var bizim. Bir grubumuz Türkiye Biyolojik Bilimler Akademisi, diğer grubumuz da Türkiye Biyologlar Derneği Junior Biyolojistler Grubu. Her iki grupta eğitimlerine devam ediyor. Dolayısıyla da bu sertifikaların hazırlanması aşamasında ilk önce tek grup yeter diye düşünmüştük. Ancak Junior Biyolojistler de ders ve sınav artı belgelendirme yapmaya başladıklarından belge hazırlama, sertifika hazırlama ekibi çok zorlandı ve bir kısım arkadaşlarımız bu yüke dayanamadıkları için ayrıldılar. Bunun üzerine Türkiye Biyolojik Bilimler Akademisi olarak, TBB Akademi olarak biz yeni bir ekip oluşturduk, 8 kişilik. Bu arkadaşlarımızın eğitimleri ve programları yükleniyor. Bu işten sorumlu olan arkadaşımız da yurt dışındaydı. O da pazar günü geldi. Umuyoruz bu hafta bu eğitimler biter ve bugüne kadar yüklenmeyen sertifikalar en kısa sürede yüklenir. Yani işe başladığımızda biriken yaklaşık 1500-2000'e yakın bir sertifika birikti. Bunların hepsinin sürekli bir hızlı bir şekilde hazırlanıp drive'lara yükleneceğini umut ediyorum. Dolayısıyla normalde bir dersten bir ay sonra vereceğimizi taahhüt ettiğimiz sertifikalar maalesef bu değişiklik nedeniyle biraz gecikti. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlarımız da sizler gibi öğrenci arkadaşlarımız dersleri var, sınavları var, özel ailevi sorunları var. Var oğlu var yani. Siz kendi içinizde yaşadığınız için, yani siz de aynı durumda olduğunuz için biliyorsunuz. O nedenle bu tür durumlarda yeni ekibin oluşması, yetiştirilmesi biraz zaman alıyor. Bu nedenle bu tür bir gecikmeye sebep olduğumuz için hem arkadaşlarım adına hem de akademi adına sizlerden özür diliyorum. En kısa sürede bu sertifika basma işine başlayacak arkadaşlar. Hocam bu etkinlikleri yapmanız bile çok güzel bir şey gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Zaten sertifikanın çok da bir önemi yok bence. Hani sonuçta konuyu öğrenmek için geliyor. Bir şeyler kalsın bize o yüzden. Sertifikalar sizi onurlandırıyor arkadaşlar. Bir onur belgesi. En azından bu kadar zaman ayırıyorsunuz. Emek harcıyorsunuz. Dolayısıyla da sertifikalar sizleri onurlandırmak için düzenli düşünülen bir şey. Bunu da ciddi yapmaya çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Ben kötü adam olarak bu tür baskı ve terörü ben uyguluyorum. O nedenle sertifika verme işini özel önem gösteriyoruz ama dediğim gibi hiçbirimiz ve hiçbiriniz, yani bizle birlikte çalışan hiçbir arkadaşım herhangi bir maddi kazanç sağlamadan sırf gönüllülüğü esasıyla yürüttüğü için gönüllülük, Türkiye'de gönüllülük böyle bir şey. O nedenle biraz gecikmeler oluyor. Mehmet bir şey mi söyleyeceksin? Sesini alamadım hocam.
Bir şey mi söyleyecektiniz diyorum. Evet, biraz önceki bayan arkadaş sertifika önemli değildi ama ben bu dersin diğer bazı bölümlerde şeyin eğitimini de alıyorum. Benim için hem eğitim hem de sertifikası da lazım. Onun için sertifikası lazım değil derken o arkadaşın şeyi genele şamil olmaması gerekir yani. Onu biliyoruz Mehmet. O arkadaş şimdi tamamen iyi niyetiyle söyledi onu. Yani biz o konuda şey olmaya bir sıkıntı yok. Bunu belirtmek istedim için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim Mehmet. Rica ederim. Evet geldik mavi yemişe. Başlayalım mı? Tabii hocam başlayalım. Ses kapalıymış ama ses geliyor mu şu an? Evet hocam. Tamam. Ses tamam geliyor. Tamam, sağ ol. Başlayalım o zaman. Duada kendiliğinden yetişen bitkilerde kaldık. Şimdi bakalım bir. Şimdi doğaya çıktığımız zaman doğada kendiliğinden yetişen bitkileri hepimiz görürüz. Bunların çoğu kokuya sahip olabilir. Yani aromatik kokuya sahip olabilir ve çoğu da tıbbi bitki özelliğine sahip olabilir. Tabii bunlara baktığımız zaman bunları hemen anlamayabiliriz. Biraz uzmanlık gerektirebilir bu konuda. Fakat biz doğaya çıktığımız zaman doğada tıbbi ve aromatik bitki potansiyeli bakımından gerçekten çok çeşitli türler vardır. Bunlardan biri kekiktir. Yani doğaya gittiğimiz zaman kekiği mutlaka doğada ne yaparız? Görebiliriz. Özellikle kekik 4-5 alanda değerlendirilebilen bitkilerden birisi. Hem ilaç sektöründe, hem gıda sektöründe, hem süs bitkiciliği sektöründe, hem de kozmetik sektöründe biz kekiği ne yaparız? Değerlendirebiliriz. O yüzden kekik gerçekten çok farklı alanlarda değerlendirilebilen bitkilerden birisi. Adaçayı dediğimiz zaman adaçayı da aynı şekilde kekik gibi aynı familyadan, akraba türlerimizden birisi. Bu da doğada kendiliğinden yetişir ve bunları da ne yaparız? Toplayabiliriz. Mesela biz ticaret yaparsak bir orman işletmeye gideriz. İlimizde ya da ilçemizde bulunan orman işletmeye gidip onlardan izin almak şartıyla kekik, adaçayı toplayabiliriz. Yine burada çuha vardı ama onu yazmamışım ben. Çuha çiçeğimiz de vardı. Pirumla dediğimiz. O da duvarda çok yaygın gözlenen bitkilerden birisi. Taş yoncası, hindiba, ballı baba, korunga, lavanta, muhabbet çiçeği, nane, fi. Bunları hep duvarda ne yapıyoruz? Kendiliğinden yetiştiğini görüyoruz. Ve bunları biz toplayıp bunlardan herhangi bir ürün ortaya çıkartabiliriz. Bitkisel ürün. Şimdi arılardan devam ediyoruz. Ne? Ağaçlar ve çalılar. Şimdi ağaç ve çalılar, arıların en çok konduğu ağaç ve çalılar neler dersek burada akasya. Akasya arıların en çok konduğu bir ağaç diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü önemli bir ağaçtır bu akasyada. Yine iğde var. İğde de gerçekten arıların çok konduğu bitkilerden birisi. Ihlamur zaten arılar çok konar. Hayıt, ökülüptüs, çam. Burada çam dedik arkadaşlar. Normalde çam bol da var. Ama bu tüm bitkilerde hepsinde çiçek var. Yani çünkü ne dedik biz? Arı ne yapıyor? Arı ne yapıyordu? Arı çiçeğe konuyordu. Çiçekteki nektarı alıyordu. Poleni alıyordu.
Polenle besleniyordu, nektar da besleniyordu ve daha sonra onunla ne yapıyordu? Bal yapıyordu. Peki çama baktığımız zaman çamda çiçek yok. Çamda kozulak dediğimiz bir yapı var. Ama arı nasıl bundan bal yapıyor? Cevaplayacak var mı? El kaldırıp Burke'ye. Burke söyle bakalım. Hocam bu çam ağacının gövdesinde yaşayan bir böcek var aracı olarak görev alan. Evet. Onun salgısı aslında. İstisnai bir bal çeşidi diyebiliriz. İstisnai. Yani arı yapmıyor değil mi onun? Yani arı. Hayır. O böceğin salgısı ağrıyor aslında. Evet. Ne böceği o? Basra. Basra değil mi? Basra. Basra'ydı sanırım. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Koşnil böceği diye geçiyor. Koşnil. Hemiptera'da. Evet, dediğin doğru. Basra böceği. Normalde bu böceğin yaptığı bir salgı bu. Bu salgıyı tabi ferment oluyor bu salgıda. Arılar daha sonra bu böceğin yaptığı salgıyı o bal özüllü gibi salgıyı alıp kovanlarında ne yapıyor? Yani bal yapıyor. Normalde çam dediğimiz zaman çam balı diye bir bal oradan geliyor. Yani aklınızda olsun. Çamda çiçek yok. Sadece çamın gövdesinde Bürke'nin söylediği gibi Basra böceğinin ya da koşnil böceklerinin, pamuk koşnil diye geçiyor, onların yapmış olduğu bir salgı. Funda, funda bitkimiz doğada çok yaygın bitkilerden birisi esasen ama funda erika dediğimiz türümüz var. Erika arborea, bir de erika. Erika arborea ile Erika manipuliflora, iki tane türümüz var burada. İkisine de arılar çok konar. Özellikle ilkbaharda çok güzel çeklenme yapar bu türlerin bazısı. Ve arılar ne yapar? O fundaya konarak çok iyi şekilde nektar ve polen alabilir. Yine çeşitli meyve ağaçlarımız var burada. Mesela ne ağacı? Mesela burada meyve ağaçları genellikle Rosaceae familyasının, yani gülgillerden ağaçlar elde ediliyor. Bu ağaçlar daha çok erik, kayısı, şeftali, armut, ayva diyebiliriz. Yine alıç, ahlat gibi türleri de konuyor. Rosaceae familyasında bir türümüz var. Bir bahsetmek istiyorum. Demin geçmişte süs bitkilerinde rosa dediğimiz türler var. Yani rosa ne demekti? Gül demekti. Türkiye'de Türkiye gül bakımından, gül yağı bakımından dünyada çok önemli bir yerde, bir konumda diyebiliriz. Yani özellikle Rosa damascana dediğimiz o gül bitkisinin o çiçeklerinden elde edilen yağ yurt dışına ihraç edilmekte ve Türkiye'nin de önemli ekonomik kapılarından birisine ulaşılmakta. Fakat şu özellik var, Türkiye'den başka bir ülkede daha gül yağı çıkartılıyor maalesef. O da Bulgaristan. Bulgaristan da Türkiye gibi ne yapıyor? Gül yağı üreticisi dünyada. Ve şu oldu. Bulgaristan daha sonra girdi bu işe. Önceden Türkiye vardı. Bulgaristan daha sonra girdi. Fakat şu oldu. Bulgaristan gül yağı üretmeye başlayınca bizim tabii Avrupa kapımız kapandı diyebiliriz. Çünkü Bulgaristan herkesin bildiği gibi AB ülkesi olduğu için Avrupa Birliği'ne bağlı ülkeler de Bulgaristan'dan almayı tercih ediyor. Gül yağını, gül suyunu ya da katı konkret dediğimiz gülden elde edilen diğer maddeleri. O yüzden Türkiye daha çok gül yağını Orta Asya ülkelerine ne yapıyor? Satışını yapıyor. O yüzden bu önemli bilgiydi arkadaşlar. Belki sınavda böyle soru da gelebilir. Haberiniz olsun diye söyledim. Funda dedik, akça ağaç, böğürtlen, muz, kestane. Bunların hepsi arkadaşlar neymiş? Arıların konduğu, en çok konduğu ağaç ve çalılar. Mesela şuna baktığımız zaman 3 farklı bal var burada. Hayıt balı. Hayıt balı, buraya yazmadım çünkü varmış burada arkadaş hayıt. Vitex agnus casus dediğimiz hayıt balı tıbbi bir bal aynı zamanda. Çünkü hayıt tıbbi değere de sahip. Peki bu hayıt balı nasıldı? Neden isim verildi? Çünkü alana baktığımız zaman hayıtın bulunduğu yerde başka bitkiler de var mutlaka. Ve arı sadece hayıta konmaz mutlaka. Yani başka bitkilere de konar arı. Burada o baldan analiz yapılıyor. Bal analizinde çıkan polen tiplerine göre bu balın
tipi ortaya çıkıyor. Mesela polen yoğunluğuna bakılıyor. En fazla hangi ağacın, hangi çalının poleni balda görülürse genelde bala o bitkinin isim verilebiliyor. Mesela hayıt balında da hayıt polenleri daha yaygın olduğu için hayıt balı denmiş olabilir diyoruz. Yine çam da öyle ve doğal kestane balı da öyle. Bu kestane balı da arkadaşlar biraz koyu olur gördüğünüz gibi. Bu da kestane polenleri çok olduğu için, kestane poleni biraz koyuya kaydığı için rengi tabii ki koyu renklerde olabiliyor. Yine bir dönem akasiden 150 kilo bal üretiliyormuş arkadaşlar. Bir de bayağı güzel ürün. Ama şu var, akasya, Pseudia akasya, Robinia Pseudia akasya Türkiye'nin bitkisi değil arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Türkiye'de doğal olarak yetişen bitkimiz değil. O yüzden biz bunu genelde daha çok peyzajda ornamental olarak, süs bitkisi olarak ne yapıyoruz? Park bahçelerde, bulvarlarda akasiyi daha çok kullanıyoruz, tercih ediyoruz. Ama son zamanlarda arı köyleri yapılmaya başlandı ya da arıcılıkla ilgili yerler yapılmaya başlandı. Arı köyleri yapılmaya başlandı daha güzel tabirle. Orman Bakanlığı'na bağlı işte bu arı köyleri kurulmaya başlanıyor. Ve burada hep akasya dikiliyor. Çünkü akasyanın bal potansiyeli, nektar ve polen potansiyeli yüksek olduğu için onlar yine tercih ediliyor. Ama şunu düşünmek lazım. Akasya Türkiye'nin doğal bitkisi olmadığı için o bulunduğu ortama adapte olursa o akasyanın getirdiği hastalık ve zararlılar etrafında bulunan bitkiler de yayılabilir zamanla. Tabii bu hemen olmaz ama ileri vadede. Ona dikkat etmek lazım. Hocam bir soru sormak istiyorum. Evet, kim soracak? Mehmet Ülker. Tamam. Yalancı akasya demiştiniz ya. Evet, yalancı akasya. Yalancı akasyanın Sophora japonica Macar akasyası. Sophora farklı mı? Yok, aynı değil. Sophora farklı bitkimiz. Evet. X farklı. Yani onu belirtelim de yalancı akasya'dan polen ve bal verimi daha yüksek. Aynen, bitkisiz, aynen. Yalancı akasya da yüksek, Sophora da o kadar yüksek değil. Ama şu özellik Sophora var. Sophora da yüksek olduğunu... Mehmet, bak doğru. Yalancı akasya ile Sophora aynı familyadan. Akraba türleri onlar ikisi. İkisi akraba. Çok doğru. Birbirine benzeyebilir. Çiçeklenme dönemleri farklı ve Sophora japonica'nın çiçeklenme süresi daha fazla. Evet, daha fazla. Sophora da bal bitkisi, normal arılar konar ona da. Ona da gelir. Evet, bir söz almışken bir hakkımı daha kullanmak istiyorum. Tamam. Lorant diye bir bitki var. Lorant. Ne bitkisi? Lorant olması lazım. Hocam size özel olarak şey yapabilirim. Bir hektarda 2963 kilogram bal verimi var. Doran. Bir hektar. Size yazar mısın? Yazsana büyük şeye, gruba. Tamam. Tamam, yazayım hocam. Tamam. Son soru hocam, özür dilerim. Tamam. Yukarıda dikkatinizi çekerim. Buradan soru gelebilir dediniz. Orada sözü alamadım. Gül dedim, gül. Gülle ilgili. Gülüyor dedim ya ben. Ha, gül yağı. Anladım. Ha, gül yağının dünyada iki üreticisi var en çok. Bir Türkiye, bir de Bulgaristan oldu. Yani Bulgaristan yoktu ama sonradan işin içine girdi. Ve Avrupa ülkelerine Bulgaristan'dan yağ gidiyor. Türkiye zayıfladı yani bu konuda. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun. Tuğba. Evet. Tuğba. Evet, merhabalar. Söylendi merhaba. Bilmiyorum da bu balların hangi bitki ağırlıkta olduğu ballarda nasıl anlaşılıyor? Yani klasik, mesela biz köyde birisinden gidip alıyoruz, hayıt balı diye satıyor mesela. Hı-hı. O onun hayıt balı olduğunu nasıl? Ama şöyle oluyor. Dedim ya Tuğba, polenle ballardan örnek alınıyor. O örnek mikroskopta, laboratuvar içerisinde inceleniyor mikroskopta ve o baldaki polenlere bakılıyor, polen sayısına göre. Mesela yani herkes bunu yaptırıyor mu satmadan önce? Onu yaptırması lazım bunu herkeste. Hatta balın analizi yapılması lazım mutlaka. Yani o zaman onu bal sormak lazım aslında. Tabii analiz yapılması lazım. O çok tehlikeli. Mesela şunu söyleyeyim ben Tuğba.
Mesela anzer balığı duydunuz mu? Anzer balığı. Evet, evet. Anzer balığı mesela nasıl? Yani nasılını bilmiyorum. Sadece yani toksik. Kıymetli yani yersen, bal diye biliyorum. Mesela taze yersen anzer balına o taze bal toksik özelliğe sahip. Yani karaciğeri büyük ihtimal harabiyete uğratabilen bir maddeye sahip. Biz buna giyana toksin diyoruz. İçerisindeki maddeye. Bu madde nereden elde ediliyor? Orman gülü dediğimiz bitkimiz var bizim. Rododendron türlerinden. Evet. Onlarda bulunuyor. Arola konduğu için ondaki nektar içerisinde bulunan maddeyi bala dönüştürdüğü için ne yapıyor? O etken madde bala karışıyor. Ve bu bal taze tüketilirse karaciğer yetersizliğine kadar gidiyor. Yani toksik belirti başlıyor. İnsanı öldürebiliyor yani çok yerse de. Ya şunu demek istiyorum. Mesela sen dağa gittiğin zaman arıcılık yapıyorsun Tuğba. Tamam mı? Arıcılık yaparken arı her bitkiye konar. Mesela o alanda sütlen de vardır. Ona da konar. Sütlen zehirli bitki mesela. Evet. Tamam mı? Sütlen zehirli. Zakkum vardır mesela. Dere kenarlarında. Ona da konar. O da zehirli. Toksik maddeye sahip. Şimdi arı bunları konuyor. Eğer burada bu bitkiler çoksa arı bunlara da konarsa o zaman bitkinin çok tüketimi anında toksik etki ortaya çıkabiliyor. Yani bunu ortadan kaldırmak için bu balı yapan kişilerin mutlaka analiz yaptırması lazım. Analizdeki o polen değerlerini görmeleri lazım. Anladım. Yani benim merak ettiğim hani tabii ki profesyonel olarak bu işi yapanlar mutlaka analiz yaptırıp ismini ona göre koyuyorlar. Hani, evet. Sonuçta biz hani köydeki işte pazarlara falan gidiyoruz. Klasik köylü orada satış yapıyor ama hiçbir zaman hani bunun şeyini sorgulamıyoruz. İşte sorgulamıyorsunuz. Onu sorgulamak lazım. Sorgulamak lazım demek ki. Değil evet. Evet. Da. Yani dediğimi aldın değil mi? Zehirli taksin, evet, yani, evet. Taksinler de olabilir ortamda. Yani o tehlikeli. Anzer balı gibi. Yine şu özellik var. Mesela dediği gibi Tuğba'nın dediği gibi profesyonel olarak yapan kişiler zaten analiz yaptırmak zorunda. Yaptırıyordu zaten. Çünkü bu analizde hepsi çıkıyor böyle. Yani biz hastalandığımız zaman kan değerlerini veriyoruz. Kanımızı verip değerlere bakıyoruz ya. Bal da böyle. Yani balın içerisindeki polenlere göre o polenin kalitesi, aroması ortaya çıkabiliyor. Çok önemli bir özellik normalde. Özlem? Tamam. Evet, teşekkürler. Özlem? İyi akşamlar Özlem. İyi akşamlar. Bir de deli bal diye bir tabir var. Yani bir bal var. Deli bal mı? Evet, o nasıl i̇şte bir deli bal, bak, Özlem deli bal dediğim anzer balı. Deli bal diye geçiyor yine. Tamam, aynı. Deli balla anzer balı aynısı. İkisi de özellikle Doğu Karadeniz'de. Doğu Karadeniz'de ortaya çıkıyor. Rododendron dediğimiz orman gülleri var. Böyle çok güzel çiçekleri var bunun. Görmüşsünüz bilmiyorum da. Nemli ortamlarda, nemli ormanlarda bulunuyor. Ormanlık alanlarda bulunuyor. O orman güllerine konup o çiçeklerden, nektarlardan aldığı toksin maddeyi, işte buna ben işte ne dedik? Ginerotoksin dediğimiz maddeyi arı alıyor. Sonra deli bal ya da anzer balı dediğimiz balı ortaya çıkartıyordu. Ama bunu kaynattığımız zaman etkisi azalıyor arkadaş. Onu söyleyelim. Eğer bu anzer balını ya da deli balı kaynatırsak etkisi azalıyor. Taze yerseniz etkisi çok artıyor. Yani taze kesinlikle tüketmemek lazım. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi tekstil alanına geldik. Tekstil alanı. Şimdi bitkilerin gerçekten tekstil alanı son zamanlarda revaçta olan bir alan. Özellikle bakanlık da ne yaptı? Tekstil alanına yönelik eylem planları yaptı. Özellikle keneviri biz ne yaptık son zamanlarda? Tekstilde kullanımın önünü açtık keneviri bitkisine. Önemli bir özellik bu. Çünkü kenevir arkadaşlar Cannabis sativa dediğimiz tür milattan önce bile kullanılan çok değerli türlerden birisiymiş. Yani kenevir türü. Şimdi biz tekstil alanında bitkileri dört kısımda inceleyebiliriz tekstil alanında değerlendirme yapacağımız zaman. Birincisi tohum lifleri. Bunlara pamuk diyoruz. İkincisi sap lifleri. Bitkinin saplarından elde edilen yapılar. Genellikle keten, kenevir. Ses kısıldı yine. Şimdi keten, kenevir, rami, jüt ve kenev dediğimiz bitkiler var. Şimdi bu sap. Sapa baktığımız zaman saptan arkadaşlar sadece
Keten ve kenevir Türkiye'de bulunuyor. Rami, jüt ve kenaf Türkiye'nin bitkisi değil ama dünyada rami, jüt ve kenaf bayağı söz sahibi olan ülkeler diyebiliriz. Yani bunları taşıyan ülkeler tekstilde söz sahibi ülkeler diyebiliriz. Yine yaprak lifleri, iki tane türümüz var. Sisal keneviri ve Manila keneviri. Bu da Türkiye'de olan türlerimiz değil. Meyve liflerine baktığımız zaman lif kabağı, kapok ve Hindistan cevizi. Bunlar da Türkiye'de yok ama çoğu yok. Mesela Hindistan cevizi Türkiye'nin bitkisi değil. Bildiğiniz gibi kapok da öyle. Fakat bunlar nasıl bir özelliğe sahip? Meyve lifleri olarak kullanıldığı zaman etkili bir truva sahip diyebiliriz. Mesela burada örnekler verdim ben. Örneklerde görüyoruz. Bitkilerin hepsi burada var. Yine lif dediğimiz zaman biz şimdi bu bitkilerde tekstilde kullanılan bitkileri biz lif bitkisi diyoruz arkadaşlar. Lif bitkisi. Lif anatomik olarak bitkinin anatomik kısımları, özellikle sklerenkima dediğimiz taş hücrelerinden oluşan bir yapı ya da ona benzer hücrelerden meydana gelen yapı diyebiliriz. Tohum, sap, yaprak ve meyve gibi bitkinin değişik kısımlarında bulunan ve çok sert olan, böyle koparması güç olan yapılardır lifli bitkiler. Gördüğünüz gibi burada mesela çok sayıda lifin bir araya gelmesiyle oluşan doğal bir görünüm ortaya çıkmış. Burada keten bitkimiz var. Ketenden de lif elde ediliyor. Yani en fazla yararlandığımız bitki pamuk, onu söyleyelim. Yani biz tekstilde en çok pamuktan faydalanıyoruz. Daha sonra keten, kenevir devam ediyor. Liflerin kullanım alanlarına baktığımız zaman, değerlendirme alanlarına, tekstilde gördüğünüz gibi tekstilde kullanılabiliyor. Çuvalda gördüğünüz gibi, sicim, urgan, ip yapımında, kağıt endüstrisinde, hasır dediğimiz yere uzanmada hasır yaptığımız yapılarda, süpürge, fırça gibi yapılarda yine biz ne yapıyoruz? Bu bitkileri kullanıyoruz ve bu bitkiler gerçekten ekonomik yönden çok değerli bitkiler diyoruz. Mobilya alanına baktığımız zaman burada mobilya alanında kullandığımız ağaç listesini verdim ben size. En çok kullanılan ağaçlar bunlar arkadaşlar. Kara ağaç. Kara ağaç eskiden çok kullanılan bir ağaçtı. Fakat son zamanlarda popülasyonunda eskiye rağbet azalma olduğu için kara ağaç artık pek kullanılan ağaç türlerinden birisi değil. Yine gürgen ağacı, meşe ağacı, huş ağacı. Yani kestane yine çok kullanılan ağaçlardan birisi odunundan dolayı. Ceviz de öyle. Kızıl ağaç, diş budak, akçı ağaç ve ıhlamur. Bunlar bizim mobilya olarak en çok kullandığımız ağaç türleri. Genelde iğne yapraklıları biz pek kullanmayız. Bu bitkilere nazaran iğne yapraklılar pek tercih edilmiyor. Şimdi artık arkadaşlar ben kısaca size bilgi vermek istiyorum. Değerlendirme potansiyeli olan bitkiler hakkında kısaca bilgi vereceğim. Şu ana kadar biz Türkiye'de bitkileri hangi alana değerlendirdiğimizden bahsettik. İlaç, gıda, kozmetik, süs, mobilya gibi. Şimdi artık bunlardan Türkiye'de bulunan ve değerlendirme potansiyeli olan bitkiler size sunacağım. Bunlardan belki ileride iş yapmak isteyen varsa değerlendirebilir. İlk önce şunu demek istiyorum. Ballı babagiller türleri dediğimiz zaman değerlendirme potansiyeli en yüksek olan familyalardan birisi ballı babagiller familyası. Yani biz buna Labiatı familyası ya da Lamiaceae familyası diyoruz. En önemli özelliği uçucu yağ bakımından en zengin familyalardan birisi. Uçucu yağ dediğimiz zaman aklımıza hangi familya gelir derseniz, uçucu yağ dediğimiz zaman aklımıza ballı babagiller familyası gelmek zorunda. Ballı babagiller familyasının Türkiye'de 47 tane cinsi var. Yani 47 tane cinsi, farklı cinse sahip türlerimiz de var. Bunlardan çoğu bitki tıbbi ve aromatik potansiyeli olan türleri barındırmakta. Yine bu 47 cinsten toksik özelliğe sahip olan fazla bitkimiz yok. Çünkü etken madde olarak uçucu yağ taşıdığı için glikozit, saponin, alkaloid, tanen gibi yani maddeler taşımadığı için bu bitkiler dozunda kullanıldığı sürece
hiçbir zaman toksik etki göstermeyen bitkilerdir. Güvenli bir şekilde tüketilebilen bitkilerdir aynı zamanda. Bu bağlı obagillerden herkese önerebileceğim türleri buraya yazdım. Cinsleri yazdım buraya. Biberiye, ondan bahsettik. Kekik. Özellikle kekik, ilaç, gıda, kozmetik, süs bitkisi alanlarında değerlendirilebilen popüler bitkilerden birisi diyebiliriz. Yani her alanda değerlendirebilirsiniz kekiği. Nane, ada çayı, fesleğen. Şimdi bunlar gerçekten kaliteli bitkiler. Yine sideritis, duydunuz mu bilmiyorum. Sideritis, keyif bitkisi olarak, yani aroma bakımından belki de burada olan türlerden en güzel aromaya sahip, içimi en güzel olan, insanı rahatlatan bitkilerden birisi. Herkese tavsiye ederim. Sideritis, yöresel ismi yok arkadaşlar maalesef. Onu nasıl yapabiliriz? Yöresel ismi olmayan türümüz. Yani var ama, halk vermiş ama. Dağ çayı diyebiliriz belki. Efendim? Soru mu soran oldu? Evet. Mehmet sen mi sordun? Evet, ben sormuştum hocam. Söyle Mehmet. Ahmet Ülker, yetişme şansı var mı Türkiye'de? Sideritis Türkiye'de zaten yetişiyor. Evet, doğal bitkimiz. Türkiye'nin yani gen bankasında diyebiliriz yani. Genetik olarak Türkiye kökenli bitkilerden birisi Sideritis. Türkiye'de bayağı türü var. Çoğu şu özelliği var. Yani halk bunu, özellikle köylüler, o dağda yaşayan köylüler bunu kullanıyor tıbbi olarak. Özellikle çay olarak kullanıyor. Çünkü çayı gerçekten aroması çok güzel. Mesela Sideritis Congestia duydunuz mu? Antalya ada çayı. Duyan var mı? Antalya ada çayı. Antalya çayı diye geçiyor. Antalya'da bulunuyor. Sideritis Congestia türümüz. Aktarlarda çok satılan türlerden birisi. Yine Sideritis trojana var. Kaz Dağı çayı diye geçiyor. Kaz Dağları'nda bulunan endemik türümüz. O da çok güzel aromaya sahip. Yani Türkiye'nin her yerinde görebilirsiniz ama daha çok Sideritis'i biz Batı ve Akdeniz bölgesinde görüyoruz. Yani Batı Anadolu, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinde yayılışı yüksek oranda bulunuyor. Ve bunlar gerçekten çok değerli aromaya sahip bitkilerden birisi. Bence bu bitkiyi içinizde varsa böyle çay olarak değerlendirmek isteyen Sideritis'i önerebilirim. Zifora var. Zifora. Bu Latince isim tabii bu da. Bu da özellikle Türkiye'de 5 türü bulunmakta. Bunlardan Zifora tenyor dediğimiz bir türümüzle Zifora taurica dediğimiz türümüz çok güzel aromaya sahip olduğu için çay olarak içilmekte. Bunun yapısında plegon denilen bir madde var. Plegon, yani bu uçucu yağın bir maddesi. Macar bileşenlerden birisi plegon bunda. Plegondan dolayı çok değişik bir aromaya sahip arkadaşlar. Yani tatmanızı önereceğim türlerden birisi Zifora. Herkese önerebilirim. Tıbbi bitki aynı zamanda. Aynı zamanda yan etkisi yok. Zararı yok. Toksik değil. Sideritis gibi. Kullanmanızı önerirdim. Karabaş otu, herkesin bildiği Lavandula stercas bitkisi. Bu da doğada çok yaygın. Özellikle Batı Anadolu ve Akdeniz'de yaygın bitkilerden birisi. Bunun da mutlaka değerlendirmek lazım. Oğul otu. Geçen derslerde bahsetmiştim. Oğul otu Türkiye'nin en pahalı uçucu yağlarından birisi. O yüzden oğul otunu değerlendirmek lazım. Çünkü gerçekten uçucu yağı kaliteli. İkinci bitkimiz ayı üzümü.
Ayı üzümünü biz ilaç, gıda, boya ve arıcılıkta yani 4 sektörde de kullanabiliyoruz. Vaccinium myrtillus dediğimiz ayı üzümü. Bunu mutlaka gören vardır. Mesela pazarlarda artık yer edindi. Marketlerde mutlaka görmüşsünüzdür ayı üzümü diye. Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde batıdan başlıyor doğuya doğru giden bir yayılışı var. Nemli ortamlarda bulunur bitkimiz. Kesinlikle kurak yerlerde bulunmaz. Nemli ortam olduğu için Karadeniz buna uygun ve müsait bir yapıda. Kullanılan kısımları daha çok meyvesi ve yaprakları. Bunu biz daha çok arkadaşlar şöyle tıbbi olarak biz bunu kullanıyoruz ilaç olarak tıbbi olarak. Çünkü yapısında gördüğünüz gibi renginden dolayı yapısında bulunan antosiyanlardan dolayı antioksidan bakımından en zengin bitkilerden birisi ayı üzümü. Yine yapısında bulunan maddelerden dolayı ve acı tadından dolayı yine şeker hastalığına, mesela özellikle şeker dediğimiz tip 2 şeker hastalıklarında şekeri düşürmede etkili droplardan birisi diyebiliriz buna. Biz bunu ne yapıyoruz? Kurutulmuş taze olarak kurutulmuş drogları infüzyon yapıp kullanabiliyoruz. Ya da şurup yapıp da tüketebiliyoruz. Arılar yine Karadeniz'de en çok konduğu bitkilerin başında yer almakta. Boya bitkisi olarak yine yapraklarından ve meyvelerinden de bazen boyar madde elde edebiliyoruz. Sığırlı ağacı Liguotamer orientalis. Şimdi önemli bitkilerden birisi arkadaşlar sığırlı ağacı. Sığırlı ağacı relik dediğimiz endemik bir türümüz. Yani kalıntı türümüz. Dünyada sadece Liguotamer orientalis türü Muğla'da bulunmakta. Muğla'da 3 ve 4 ilçede yani Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da normal sığırlı ormanları bulunuyor. Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da sığırlı ormanlarına rastlanıyor. Yine Fethiye'de de görebilirsiniz. Fethiye'de de var ama Fethiye'de orman yok. Yani ne var? Tek tük sığırlı ağaçları var. Sığırlı ağacı gördüğünüz gibi. Şimdi Aydan bir şey mi söyledi Aydan Hanım? Şimdi sığırlı ağacı bu fotoğraf arkadaşlar hangi bitkiye benziyor sizde daha çok? Cevaplayabilecek var mı? Şu fotoğrafımız hangi bitkiyi daha çok andırıyor? Ben kestaneye benzettim ama. At kestanesine benziyor hocam. Yok at kestanesi değil. Yaprakları böyle mi at kestanesinin? Beş parçalı çınara benziyor. Ha çınar bak Atilla Bey bildi. Çınara benziyor değil mi? Evet. Çınara çok benzer. Hatta meyve var ya şu meyve de çınara benzer. Yakından bakarsanız biraz. Normalde çınarı çok andıran bir bitki. Sığırlı ağacı. Fakat arasındaki fark ne biliyor musunuz? En güzel fark. Sığırlı yaprağını elinize alıp, şu yaprağı elinize alıp ovduğunuz zaman çok güzel bir aroması var. Kokusu yani limonsu bir koku olacak. Yani kokladığınız zaman gerçekten kendine has aromatik parfüm gibi kokan bir koku ortaya çıkacak. Sığırlı ağacının en önemli karakteristik özelliği neymiş? Yapraklarının ovulmasıyla ortaya çıkan limonsu aromatik bir kokuya sahip olması. Bu koku çınar yaprağında ya da diğer yapraklarda bulunmaz. Buna benzeyen yaprakların hiçbirinde bu aromatik kokuyu bulamazsınız. Bunun yapraklarında tüy yoktur yine aynı zamanda arkadaşlar. Yaprakları tüysüzdür. Elinizle ovduğunuz zaman sizi rahatlatır kokusu. Çok güzel bir kokusu vardır. Ben bunun kokusunu çok severim. Bizim son zamanlarda sığırlı ağacının, tabi bu Liguotamer orientalis değil, başka sığırlı ağacı, park ve bahçelerde süs bitkisi olarak dikilmeye başlandı. Onu da söyleyeyim ben size. Park ve bahçelerde süs bitkisi olarak dikilmeye başlandı. Şimdi sığırlıyı biz kullanıyoruz. Nerede kullanıyoruz? Sığırlı yağını, gövden çıkan sığırlı yağını. Özellikle tıbbi olarak ülser, gasit gibi, reflü gibi mide ve bağırsaklarda kullanılıyor bu halk arasında. Yine üst solunum yolu hastalıklarında kullanılıyor. Özellikle hayvanlarda yara iyi etmede, cilt hastalıklarında kullanılıyor. Eskiden yine halk arasında sünnet olan çocuklarda
yarı iyileştirici olarak kullanıldığı ortaya çıkmış. Hocam, yine parmak kaldırmış ama. Bakalım kim kaldırmış? Nihan. Tamam. kesmek istemedim hani siz gördüğünüz zaman sorayım diye. Buna Milas'ta günlük ağacı deniyor mu? Aynen deniyor, doğru. Doğru tamam. Nihal. Nihan dediği tamam. Doğru. Günlük ağacı deniyor bu. Diğer ismi günlük ağacı. Teşekkürler. Sığırlı ağacın diğer ismi günlük ağacı bu arada. Onu da ben söylemiş olayım. Ben de bir soru sormak istiyorum hocam. Tamam. Sarı kantoron gibi yapraklarında yağ keseleri mi var? Kokuyu nasıl veriyor? Koku o şey ya, kantoron gibi düşünme bunu, tamam mı? Kantoron'da mesela çıplak gözle baktığı zaman görebiliyorsun o şey sağlık kanallarını. Evet, Mehmet, doğru. Burada öyle yok. Bunun da yapraklarında var tabi. Kanal içi yani sağlık kanalları var bunlarda ama biz göremiyoruz. Çünkü hücre içerisinde var. Yani dokular içerisinde var. Çıplak göze göremezsin. Yani kesit aldığı zaman görebiliriz onu anca mikroskopta. Yaprakın altı kesitte. Elimizi ovuşturunca mı kokusu geliyor? Tabi elinizi ovuşturduğunuz zaman o koku yayılabiliyor. Patlıyor içinden büyük ihtimal. Hücrelerde bir şey oluyor. Elinizi ovduğun zaman çıkıyor. Yoksa çıkmıyor koku. Sen elinle tamam, alıyorsun, iki elinle şöyle ovalıyorsun. Ovaladığın tamam. Zaman koku zaten hemen çıkıyor, burnuna geliyor hemen. Zaten bitkimiz parfümörde kullanılan bitkilerden birisi aynı zamanda. Değerli hocam, değerli. Teşekkür ederim, sağ olun. Tamam. Sığlayı arkadaşlar ben tavsiye edeceğim ama tavsiye de etmiyorum. Şu bakımdan, çünkü korunma alanında sığla. Korunma alanı olduğu için burada zaten Orman Bakanlığı'ndan, Orman Müdürlüğü'nden izin almak lazım toplamak için. Bu maalesef Türkiye'nin her tarafında bu türü yetiştirmek zor, imkansız. Yani çok seçici bitkilerden birisi. Dar tolerans seven bitkilerden birisi. Ama ne yapıyoruz biz artık? Bu bitkinin o gövdesini yaralıyoruz V şeklinde bıçaklarla. Yaralandığı zaman o çıkan sıvıyı alıp balzam diyoruz, bu sıvıyı aynı zamanda balzam diyoruz. Bunu ne yapıyoruz? Parfümörde, kozmetikte, ilaç endüstrisinde kullanıyoruz. Tarhun duyan var mı bilmiyorum ama Türkiye'nin bitkisi değil, onu söyleyelim. Türkiye'nin bitkisi değil. Şöyle yaprakları var. Yaprakları tüketiliyor. Özellikle Bayburt bölgesinde çok bilinen bitkilerden birisi. Bayburt'ta olan varsa belki duymuştur. Sindirime yardımcı ve bağırsak gazlarını söktürücü özelliğe sahip. Yapısında bulunan uçucu yağlardan dolayı antiseptik, antibakteriyel özelliği de var bitkimizin. Özellikle yemeklerde ne oluyor? Yemeklerde gıda olarak tüketiliyor. Yine aynı zamanda baharat olarak tüketiyoruz. Tarhun duyan vardır bence. Yani tarhun çünkü bilinen yerel isimlerden birisi. Biz bunu iki amaçla kullanıyoruz sektörde. Bir gıda, bir de ilaç sektöründe. İlaç da tabii böyle halk ilacı. Halkın kullandığı bitkisel ilaçlar sınıfına giriyor. Sarı kantoronu çok bahsetmiştik. Sarı kantoronu biz üç alanda kullanıyoruz. İlaç sektörü, kozmetik sektörü, bir de arıcılık sektörü diyebiliriz. Çünkü yine kantoronun çiçek kısmında nektar var, polen de var. Arılar konuyor. Kozmetik olarak genelde güneş kremi tıbbi yağ yapımında ve tıbbi yağın krem merhem kısmını kullanışında yine kozmetikte kullanıyoruz. İlaç sektöründe özellikle mide ilacında yine ılımlı psikolojik hastalıklarda sakinleştirici özelliğe sahip olduğunu biliyoruz. Alış türleri. Bence alış türleri değerlendirilmesi gereken önemli doğal türlerimizden birisi. Yine kekik gibi bunu da dört alanda, dört sektörde değerlendiriyoruz. Hem gıda, hem ilaç, hem arıcılık, hem süs bitkisi olarak. Burada alış türleri önemli türler arkadaşlar. Crataegus diyoruz. Özellikle Crataegus monogyna dediğimiz türümüz ve Crataegus orientalis dediğimiz türümüz en çok kullanılan alıç türlerimiz. Biz alıcı en çok sirke yapımında kullanıyoruz. En kaliteli sirke zaten bir alıç bir de elma sirkesidir piyasada bulunan sirkelerden. Tabi çoğu sirke kalitelidir ama alıç ile elmanın yeri bir başkadır.
Ama elma sirkesi yaparken şu özellik var. Elma sirkesi yaparken elma sirkesi biraz tehlikeli olabilir. Çünkü elma sirkesi kültür ortamında üretiliyor genelde. Yani elma kültür ortamında yetiştirilen bir tür olduğu için ve elmayı büyütürken ilaçlama yapılıyor maalesef herbisitlerle. Ve bu ilaçlanmış elmayı kullanırsak sirkede bu elmadaki ilaçlanmış herbisitler sirkeye karışabilir ve sirke tehlikeli bir boyut alabilir. O yüzden elma sirkesi biraz daha masum değil diyebiliriz alıç sirkesine göre. Çünkü alıç doğal ortamda yetişen bir sirke. Alıcı biz kültür almayız daha çok. Ne yaparız? Dağlara gittiğimiz zaman dağlardan toplarız ve ilaçlama olmadığı için onlarda ya da herhangi bir kimyevi bir madde kullanılmadığı için alıç sirkesi tamamıyla doğal sirke diyebiliriz. Yani sirke dışında marmelat yapımında kullanıyoruz alıç sirkesi dışında. Yine alıcı biz özellikle dolaşım bozukluklarında, kardiyovasküler dediğimiz kalp ve damar bozukluklarında alıç türleri özellikle yaprakları ve meyvesi ispatlanmış ve bilimsel olarak kanıtlanmış etkiye sahip. Ama şu özellik var, eğer kalpte sıkıntı varsa, kalpte kalp pili varsa ya da doğuştan kalp yetersizliği varsa ya da kalp kapasitelerinde sorun varsa o zaman alıç türü kullanmak biraz tehlike ortaya çıkartabilir, ona dikkat etmek lazım. Alıç gıdada kullanılır dedik, ilaç yapımından bahsettik ve arıcılıkta. Arıcılıkta gerçekten alış türlerini gören varsa bilirler. İlkbaharda çok güzel rengarenk beyaz, özellikle beyaz çiçekler açıyorlar böyle çok sayıda. Ve bu çiçekleri arılar çok konar. Onu da söyleyelim. Aynı zamanda arı bitkisi. Ve süs bitkisi potansiyeli de son zamanlarda ortaya çıkan türlerimizden birisi. Hocam ay ışıkları kaldırdı. Tamam, ay ışığı mı? Evet. Hocam merhaba. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Geçen de dersimden ben alışla ilgili sunum hazırlıyorum diye bu yıl sunumumu yaptım. Taradığım makalelerde hocam. Evet. İlgili sunumu olanlar dediniz ya hani biraz daha dikkatli kullanmalı diye. Aksine bulduğum verilerde bu kalple ilgili sorunu olanların sınırsız şekilde tüketebileceğini buldum. Alış değil mi? Alış. Alış hocam, evet. Hı-hı. Ya şimdi şu özellik var. Alışın içerisinde ekran madde hap kullanıyorsa bu kişi dedim ben Ayşegül Hanım. Hap kullanıyorsa çünkü mesela kalp yetersizliğinden hap kullanır ya tıbbi olarak ilaç olarak alır ya. Bunlar hap kullandığı zaman bu haplarla beraber alışa ters tepkimi yapar. Yani onu dedim ben. Ya normalde o yüzden kullanma sakıncalı bunların. Yani eğer böyle hap kullanmıyorsa, ciddi bir hap almıyorsa o zaman kullanabilir tabii. Sıkıntı yok. Yani bir şey kalp için kullanılan diğer droglarla kombine edilmesinde bir sakınca olmadığı araştırıyorum. Yok, yoktur ama benim dediğim burada şöyle bak. Mesela kalbinde yetersizlik vardır ya da kalp kapasitesinde sorun vardır ve ilaç kullanmak zorunda kalabilir hasta sürekli. Mesela kronik olarak diyelim. O durumda kronik bir hasta alışık kullanırsa sıkıntı ortaya çıkabilir. Yani ilacın etkisiyle beraber içindeki etken madde, ilacın etken maddesi bizim alışın etken maddesi birleşerek doz aşımı olabilir belki. O da sıkıntı olur vücuda. Tamam mı? Onu dedim ben. Tamam. Teşekkür ama ederim. Normalde biz öneriyoruz zaten. Alışı mesela ben hep öneririm merkeze. Hatta öğrencilerimize söyleriz. Kalple ilgili sıkıntı varsa ya da damarla ilgili sıkıntı varsa alış buna birebir deriz zaten. Ama bir de işte bunun şeyi var. Yani eğer hasta sürekli kronikse, kronik bir hastalıksa, kalp ve damarında kronik bir hastalık varsa da önermeyiz. Ters tepki yapar diye. Hocam şeker ilacı illa kullanılabilir mi? Hünnep şeker ilacı mı? Şöyle alıç hocam alışta kaldım ben. Şeker ilacıyla kullanmak olabilir mi? Şu olur, şeker ilacıyla beraber kullanırsan alışın şeker düşürme özelliği de var. Ha. Evet. Evet, güzelmiş. Peki hocam, sağ olun. Yani şey de yapabilir. Yani hipoglisemi yapabilir. Dikkat etmek lazım. Hipoglisemi dediğimiz küçük kan şekeri ortaya çıkartabilir. Ona dikkat etmek lazım yani. Devam edelim. Hünnep
Sisyphos Hünnapa, Hünnap herkes bilir. Hünnap son zamanların belki de popüler olan bitkilerinden birisi. Özellikle vitamin bakımından çok zengin meyveye sahip. Bunu söylemek istiyorum. B ve C vitamini gerçekten zengin yapıya sahip. Hünnap da yine demin bahsettik alış gibi şekerle alakalı, yani şeker düşürme özelliğine sahip olan bitkilerden olabiliyor. Fakat şu var, biz hünnapı daha çok ne için kullanıyoruz? Bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidana sahip olduğu için kullanıyoruz. Yani gerçekten bağışıklık sistemini güçlendiren bir yapıya sahip. Yine alıç gibi neye sahip aynı zamanda? Şeker hastaları için uygun bir tıbbi bitkidir. Ama burada şunu söylemek istiyorum ben. Bu halk arasında mesela internete girdiğiniz zaman ya da sabah programlarında belki şeker hastaları için şu bitkiyi kullanın şekeri düşürür diye bir söz duymuşsundur büyük ihtimal bazı kişilerden. Fakat şu var arkadaşlar, eğer şeker hastası ömür boyu ilaca bağlıysa, mesela tip 1 dediğimiz diyabet hastaları ömür boyu şekere bağlı. Yani iğneye bağlı, insüline bağlı yaşamak zorunda. Bunlar eğer hünnapı kullanabilir mi? Kullanır. Ama çok düzenli kullanması lazım. Yani hünnapı kullanabilir ama onun ya da şeker de alması lazım belki. Çünkü hünnapı kullanmak ya da alış kullanmak ya da başka şeker düşürücü bitkiyi kullanmak siz iğne vurulduktan sonra şeker dengelenir ve siz hünnapı yersiniz, dengelenmiş şekilde düşürsünüz daha da. O yüzden bunun dengesini sağlamak için mutlaka iyi beslenmek lazım. Ama şöyle yapılabilir. Siz şekerli bir şey yediğinize eminseniz, mesela baklava tarzı bir dil baklava yediniz. Akabinde hünnap yerseniz dengelenebilir. O olur. Yani öyle yapabilirsiniz. Ama gidip de hünnapı sürekli yersiniz ve iğne vurulduktan sonra çünkü aynı zamanda şeker hastaları bir de diyabet hastaları ne yapar? Diyete girer. Yani şekerli besinlerden uzak durduğu için onlarda bir reçete vardır. O reçeteyi uyarsa, hünnap da yerse, o zaman hipoglisemi dediğimiz hastalık da ortaya çıkabilir. O yüzden ona dikkat etmek lazım. Biz bunu daha çok gıda bitkisi, ilaç ve özellikle son zamanlarda popüler olan bir özelliğimiz hünnapı süs bitkisi olarak evimizin bahçesinde yetiştiriyoruz. Kızılcık kornusmaz. Kızılcık da gerçekten çok etkili bir bitkimiz. Bu da Cornicea formülasından bir bitki. Kızılcık, gördüğünüz gibi mutlaka herkes bunun şerbetini, şurubunu mutlaka içmiştir, denemiştir ya da. Gıda olarak dediğimiz zaman, gıda olarak biz bunun meyve suyunu, reçelini, marmelotunu, pestilini, şurubunu ne yaparız? Tüketebiliriz. Ve gıda olarak çok iyi bir şekilde bunu değerlendirebiliriz arkadaşlar. Eğer bu bitkilere meraklı olan varsa ve ticaretini yapmak isteyen varsa gıda olarak kızılcığı mutlaka ve mutlaka değerlendirsin bir alanda. Çünkü gerçekten kızılcığı biz çok farklı alanlarda gıda olarak değerlendirebiliyoruz. Yine ilaç olarak... Karanası da yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Tarhana yapılıyor kızılcıktan. Nasıl? Bilgin var mı? Nasıl yapılıyor yapılışı? Ablamlar yapıyor, ben bilemiyorum ama bu... Şey, meyvesinden mi yapılıyor? Kurumuş meyvesinden. Tabii meyvesinden. Yok, taze meyvesinden yapılıyor. Taze. Arama veriyor büyük ihtimal tarhanaya. Arama ama vermek için yapılıyor. Grip ve grip durumlarında çok iyi geliyor. Özellikle de böyle çocuklara falan veriyorlar. Hani evet, zaten da... evet. Gribal enfeksiyonlarda en çok kullandığımız bitkilerden birisi yine. Evet. Yapısında bulunan maddelerden dolayı antiseptik, antibakteriyel ve antiviral özellik gösterdiği için gribal enfeksiyonlarda en çok kullanılan bitkilerden birisi olabilir. Ama pek bilmiyor bunu halk. Yani pek bilinen bir bitki değil. Bunun bence gün yüzüne çıkartmak lazım diye düşünüyorum. Özellikle kızılcık bence en ideal, özellikle gribal enfeksiyonlarda en etkili droplardan birisi olabilir. Ağaç mürver, işte bu son zamanlarda popüler oldu. Özellikle şu gribal enfeksiyonlarda bağışıklığı güçlendirsin diye ortaya atılan bitkilerden birisi ağaç mürver bitkisi. Pek etkili mi? Tabii bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği için etkiye sahip. Etkiye sahip diyebiliriz. Biz bunu daha çok ilaç sektöründe kullanıyoruz.
İler sektörünü çok kullanıyoruz. Yine bunun dışında gıda olarak kullanılıyor. Yapılan şuruplar, şerbetler yapılabiliyor meyvelerinden. Özellikle reçel, marmelat çok yapılıyor. Kozmetikte boya maddesi elde ediyoruz. Kozmetikte doğal boya maddesi elde edildiği için kozmetikte kullanılabiliyor. Ve arıcılıkta yine Sambucus nigra arıların en çok konduğu bitkilerden biri olabilir. İki tane türü var Türkiye'de. Ondan bahsedelim arkadaşlar. Sambucus'un Adoxasa familyasında Sambucus nigra kara mürver, bir de Sambucus ebulus cüce mürver var. Fakat bizim en çok kullandığımız kara mürver ya da ağaç mürver dediğimiz Sambucus nigra'nın meyveleri. Glaburu, bunu mutlaka duymuşsunuzdur, glaburu bitkisini. Viburnum opulus dediğimiz bir bitkimiz. Bunun da meyvesini gördüğünüz gibi kullanıyoruz. Bu da dört alanda, özellikle ilaç, gıda, kozmetik ve süs bitkisi alanında çok tercih edilen bitkilerden birisi son zamanlarda. Glaburu özellikle eczanelerde glaburu bulmak mümkün, onu söyleyelim. Eczaneye gittiğiniz zaman doğal bir drog olarak glaburuyu bulabilirsiniz. Özellikle böbrek taşı düşürmede glaburu şurubu en çok kullanılan yöntemlerden birisi. Onu da söylemiş olalım. Yine meyve suyu diüretik, yani idrar söktürücü, yani tuvaleti sık sık çıkartır size. Vücuttaki şişkinliği, yani ödemi alma özelliğine sahip. Fakat dediğim gibi böbrekleri çalıştırma, yani böbrek taşı ve böbrekleri çalıştırmada etkisi ortaya kondu. Yani şunu diyebiliriz, glaburu aynı zamanda diyet meyvesi. Tıbbi değeri yüksek olan bitkilerden birisi. Gıdası son zamanlarda ortaya çıkan bitkilerden birisi. Kozmetik sektöründe yavaş yavaş yer edinen bitkilerden birisi. Ve süs bitkisi olarak da gerçekten güzel görünümünde çiçeklerinden dolayı yer edinen bitkilerden birisi. Yani şunu demek istiyorum. Glaburu Türkiye'de değerlendirilecek güzel bitkilerden birisi. Altın otu da öyle. Altın otu, Helichrysum plicatum ya da Helichrysum arenarum dediğimiz türlerimiz var. Aktarlarda arkadaşlar iki farklı altın otu var. Aklınızda olsun. Altın otu bir aeratı türümüz var bizim. Cetarax officinarum dediğimiz ya da Asplenium cetarax dediğimiz türümüz var. Altın otu. O altın otu aeratidir arkadaşlar. Normalde yaprak gibi yapıya sahiptir. Aeratı yaprağını biliyorsanız aeratı yaprağı gibidir. Fakat bizim dediğimiz altın otu, diğer ismi ölmez otu diye geçer. Helichrysum plicatum ya da Helichrysum arenarum türlerine verilen isimdir. Altın otunun diğer ismi ölmez otu ya da ölmez çiçeği olarak adlandırılabiliyor. Çiçekleri anti-aging olarak kozmetikte kullanılıyor ve özellikle çiçekleri yine infüzyon olarak içildiği zaman idrar söktürücü yanında iltihaplarda, ne iltihabı? İdrar iltihabı, idrar yolları enfeksiyonlarında yine çıban ve benzeri oluşumlarda çok iyi etki gösteren bitkilerden birisi. Hatta bitki o kadar çok tıbbi değeri sahip ki geçmişten günümüze ismi ölmez otu olarak ne olmuş? Anılmış. Ölmez otu. Yani bu bitkiyi kullanan kolay kolay ölmez anlamına gelen bir yöresel isim bitkimiz almış. Bu da aktarlarda çok yoğun satılan bitkilerden birisi. Bunu da değerlendirmek lazım. Yani kültürü alıp bence altın otunu dünyaya tanıtmak lazım diyorum. Yalancıyı da Ellagnus rhamnoides. Arkadaşlar bu bitki son yıllarda popüler olmaya aday olan bitkilerden birisi. Türkiye'de doğal olarak yayılış gösteren bitkilerden birisi. Özellikle Karadeniz'de, Batı Anadolu'da yayılışı yaygın diyebiliriz bitkinin. Ben gittiğim zaman mesela Samsun Kızılırmak Deltası'na gitmiştim. Deltalarda çok bulunuyor arkadaşlar. Deltalık alanlarda çok bulunan türlerden birisi. Meyvesi çok güzel. Ekşimsi, acımtırak bir tada sahip meyvesi. C vitamini bakımından gerçekten çok zengin bir özelliğe sahip. Ve antioksidan bakımından da yapılan çalışmalar gösterdi ki antioksidan bakımından gerçekten çok yüksek bir etkiye sahip.
Yani antioksidan yüksek olması da bir C vitamini olması bitkinin bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeye de insanlarda etkili bir drog diyebiliriz. Özellikle yine gribal enfeksiyonlarda ilkbaharda ve sonbaharda mevsim değişimlerinde bu bitkiyi mutlaka bence kullanın. Eğer kullandığınız zaman bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği için gribal enfeksiyonlarla yakalanma riskiniz azalacaktır, ortadan kalkacaktır ya da. Anti-inflamatuar dediğimiz iltihap giderici özelliği de çok önemli. Antibakteriyel dediğimiz mikrop öldürme özelliği de çok özelli özellikler. Yine ilaç dışında gıda olarak kullanılıyor meyvesi. Kozmetikte son zamanlarda meyvesi kullanılmaya başlandı ve süs bitkisi olarak da zaten park ve bahçelerde eğer yetiştiği ortam iklim koşullarına uygunsa yetiştirmeye başlandı. Daha çok bitki var ama arkadaşlar yani slide ya da sunum yetmez 2 saatlik bir süreye. O yüzden kısa kesmek zorunda kaldım. Sorusu olan varsa cevaplayalım. Sunum bitti burada. Ben sabaha kadar dinleriz biliyorsunuz. Dinler misiniz? 2 saat sabaha kadar yaparız ya, sorun değil. Dinleyen varsa. Sen yoruluyorsun hocam. Sevgili hocam sen yoruluyorsun. Evet, yok ya. Yani bana da hoşuma gidiyor yani. Ben de bilgi dağarcımı daha da arttırmış oluyorum böyle anlata anlata. Kafada kalıyor zaten ama anlatınca daha da iyi kalıyor. Bir yandan da iyi yani. Hocam, benim için de iyi. Akasya ağaçlarının çiçeklerini yerdik. Yani ne güzel olurdu. Ha çok güzel değil mi? Evet. Neden yerdiniz? Yani çocuk işte yani. Benim yok yok. Neden? Amaç ne biliyor musunuz orada? Nektar var işte. Çiçeklerin taban kısmında o bal özü var ya, o arının evet, konduğu amaç nektardan dolayı. O tatlı şekerden evet, dolayı yiyorduk. Aynı özellik şeyde de var. Hangi bitkideydi? Bilen var bilmiyorum da. Hatta Bursa'da çok yaygın bitkimiz. Bitkinin ismi Sersis siliguasum dediğimiz bitki. Erguvan. Duydunuz mu? Evet, evet. Erguvan'ın da çiçekleri nektar bakımından zengin. Hatta halk arasında yenilir. Yine hanımeli var. Duydunuz mu? Hanımeli. Evet, hanımeli aynı şekilde. Adana'da şey mesela Erdek'te hünnap ağaçları var. Sokak ortalarında özgürce dolaşıyorlar yani. Özgür. Aynen. Dolaşır değil mi? Boş. Boş. Çok da güzel. Neslihan sorusu var ama Neslihan alalım. Neslihan el kaldırmış ama. Neslihan duyuyor musun? Duyuyor mu acaba? Ha şimdi geldi Neslihan. Kesik kesik geliyor ama ses. Şu an nasıl? Neslihan şu an nasıl dedin, ondan sonra gelmedi. Şu an nasıl? Merhabalar. Merhaba. Anlatmakla ilgili sorun olacaktır. Neyle ilgili anlamadım ama kesik kesik geliyor ama. Hocam ben de bu fırsattan istifade çocuklara söyleyeyim. Çocuklar saat 21.53 ona 5 kala sınavı başlatacağım. Haberiniz olsun. 2 dakika sonra sınav başlıyor o zaman. Evet. Tamam. Neslihan herhalde mikrofon sıkıntısı var. Ses anlaşılmadı. Ben sunumu attım mı? Atilla hocam geçen sunumu size 4. sunumu. 4 gelmedi hocam. Gelmedi mi? Tamam. Tamam onu da atayım, bunu da atayım ben o zaman. İkisini de atayım. Tamam hocam. O zaman sınav yapın siz şimdi, ben bekleyeyim yine. Tamam mı? Çıkayım buradan. Tamam hocam. Tamam. Çay için bir tamam, dolaşın. Kendinize tamam, gelin. Tamam öyle yapalım hadi. Tamam hocam. Hadi görüşürüz. Link açılmıyor hocam. Hocam linki bir daha açabilir misin? Açmadım. 21.55 dedim arkadaşlar. Linki o zaman açacağım. Hocam ben linke giremiyorum. Tıklarken bir hata veriyor. Ben mobilden bağlanıyorum da kopyalayamıyorum da. Ne yapmam lazım? Burhan söyle yapayım. Hocam linkin tam halini atabilir misiniz bir daha? Chatte var aslında. Tıklıyorum da link hatalı gözüküyor. Tam tıklanmıyor. Tamam bir daha atayım.
Teşekkürler hocam. Bende de aynı şey oluyor. Şu anda link açık değil arkadaşlar. Ben linki şimdi bu şeyden sonra paylaştım. Sınav 15 dakika sürecek. Şimdi cevap kabul etmeye başlayacak link. Evet, şu anda cevapları almaya başladık. Buyurun.
Nisan sesini düzelttin mi acaba? Merhabalar. Ha, seni şükür. Sesin geldi. Sevindim. Selami Hocam da geldiyse senden başlayalım. Tamamdır, teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam geldiyse başlarsın. Zaten arkadaşlar hoca dedi ya, bugün biraz zor olacak soruyu dedi. Sorular biraz zorca dedi. O nedenle şey yapmayın. Hocam zorluktan ziyade bir çelişki var soruda. O yüzden biz ikilemde onu bir hocamıza sorarsak yani netleşsin, yoksa çok üzülürüm gerçekten. Vallahi doğru cevabı söylemem. Yani ikinci sınavdan sonra söylüyorum. Peki ama yani bir hata var tabii, bence tabii. O Ayşegül, hocaya sormak lazım. Şey değil, yani sıkıntı değil. Yani biz tamam. Öğrenmek için yapıyoruz bu işi. Değil mi? Tamam. Tamam. Hocam, Neslihan sesi düzenmiş. Neslihan'dan başlayalım isterseniz. Tamam. Neslihan buyur. Neslihan yine eskisi gibi oldu. Yine aynısı oldu. Biraz önce çok güzeldi. Hocam ben bu arada şey söyleyeyim. Neslihan sesi düzeltinceye kadar. Bu iki aromatik bitki yetiştiriciliğinde lavantadan daha sonra işte Melisa da yoğun olarak yetiştirilmeye çalışılıyor. Evet. Özellikle altın özü mü? Altın otu. Altın otu. Para ediyor diye ona yaygınlaştırıyor. Yani Türkiye, ben şöyle diyorum, 5 yıl içinde lavanta şey olacak. O kadar çok ekildi ki lavanta. Çok evet, lavanta çok dikildi ya. Aynen. Bir moda biliyorsunuz. Türkiye'nin modası o. Bir şey tuttu mu? Sürekli. Bir de maalesef Türkiye'de lavantanın yüksekliklere bağlı olarak, yani yükselteye bağlı olarak türlerin seçilmesi lazım. Onu da dikkat etmiyorlar. Deniz kıyısına da lavanta ekiyorlar. Şeye de ekiyorlar. Yani bu şeylere pek dikkat edilmiyor. Para gibi. Evet, dediğin gibi. Aynen. Dikkat edin. Şu. Ayşegül. Merhaba. Merhaba. Selami Hocam, ya ben şeyde takılıp kaldık. Yani birçok arkadaşım da benim gibi. Altıncı soruda şimdi pamuk. Tohum lifi. Pamuk, tohum lifi. Tamam, lifli lifinin içinde ama tatlı olanlarda değil. Orada bir, acaba soruda bir hata mı var diye düşündük bizden şıklarda. Şıklarda ne vardı? Keten vardı. Kenevir vardı. Değil mi? Rami vardı. Kenevir, rami, hibiskus, pamuk. Tamam, onların hepsi meyve sapında. Saptın hepsi. Ya ben soruda ne diyorduk? Hangisi saplarından elde edilen lifliksi arasında yer almaz? Zaten pamuk yer almaz. Pamuk tohum ya. Sap değil zaten. Oradan çıkardı direkt. Hayır. Şöyle yani şeyde yoktu ya. Saplarda yoktu. Light'ta. O yüzden biz ilişkide kaldık da o yüzden hocam. He, hibiskus mu yoktu? Hibiskus
sonraki slide'da hibiscus'u yazmıştınız ama tatlıların olduğu slide'da yoktu. Tamam. Ya normalde tekstil anlatırken ben zaten pamuktan bahsettim. Dedim ya pamuğun tohum lifleri kullanılmakta. Yani pamuğu biz tohumlarını kullanıyoruz lifte dedik. Bir de saplardan bahsederken de keten kelebir bahsetmişim zaten Rami'yi ama hibiskus'ta tabi fazla değinmedim hibiskus'a ikinci sayfada sonra karşıladığım için. Ama şunu bilmeniz lazımdı Ayşegül. Tohumdan sadece bir bitkiyi kullanıyoruz. O da pamuk. Başka yok. Böylece bir dahaki soruda pamuğu çıkartacağım arkadaşlar. Göreceksiniz. Bir dahaki sınavda 100 attım hocam. Yapmayın öyle. Ne olur. Kaç aldın? Kaç geldi sınavda? 90. İyi, aferin. Neslihan düzeltti mi sesini? Merhaba. Hadi sor bakalım ne soracaksın. Biliyorsun sağ sesin değil mi? Evet, evet. Evet. Tamam. Ben orta açımı soracaktım. Yerli çiçeği midir acaba? Anlamadım ama. Neslihan sorunu yaz. Çete yaz. Kesik kesik Neslihan geliyor da soruyu yazsana be. Kesik kesik geliyor hep. Hibiskus sadece çay olarak biliyor musunuz ama hibiskusun sapları kullanılıyor arkadaşlar. Hibiskus sapı tekstilde kullanılıyor. Ama bu sapları ifade değil diyor. Başka hibiskuslar. Hocam, başka soru var mı? Zorlandığınız? Altın otunun hocam, altın otunun diğer adı yayla çiçeği midir? Hangi? Hayır, yayla çiçeği değil. Hangi yükseklikte yetiştiğini merak etmiş. He, onu mu sormuş? Şimdi altın otunun diğer adı ölmez otu diye geçiyor. Ölmez otu. Evet. Yani şey değil. Yükseklikte normalde öyle yüksek akımlarda yetişmesine gerek yani şöyle diyelim 400 metre 1000 metre arası yetişebilir o türler. Sıkıntı yoktur onlarda. Yine bakayım ben yükseltiye. Bir bakalım yükseltiye tam söyleyeyim ben. Helikrizm yükseltisi. Bir bakalım şöyle. Helikrizm plika attım. Yani bunda normalde yükselti geniş aralıklı. Yani 300-500'den başlar 1000'e kadar çıkabilir türlerde. Yani geniş yayılışı türümüz. Yükseltiye bağlı şeye gerek yok. Yani yetiştirmek istiyorsa o kadar yükseğe gerek yok yani 300 ile 500 ya da 1000'e kadar çıkabilir. Geniş toleranslı bence. Şeyden de baktım ben. Bizim Flora'dan baktım rakımına. Rakım 250 metreden başlıyor dediğim gibi. 1000 metreye kadar çıkabiliyor türümüz. Gıda olarak kullanım yüzdesi ilk slide'da. Evet. Gıda olarak kullanım yüzdesi. Gülgün. Hocam Nihan şey sormuş. Glabru yetiştirmek için hangi bölge uygun diye sormuş. Yani glabru yani yetiştirmek için daha çok Karadeniz bölgesi yine. Viburnum opulus Karadeniz uygundur yani. Böyle yağışlı fazla kurak yer olmayacak. Mezofit ortam olmayacak. Yani Karadeniz, Batı Karadeniz Orta Anadolu, Orta Karadeniz uygundur bunun için. Sevgili hocam, Antalya Tarım Orman onu tarım şeyde taksıda bile yetiştiğini söylemişti. Yetiştirebilir. Kültür alınca olur. Ama uygun evet. Olarak dedim ben, bir konumun. Uygun yerler olarak dedim ben. Evet.
şey çok büyük bir ticari ihracat değeri çok yüksekmiş. Çok yüksek, aynen. Yani, normalde Karadeniz, Orta Anadolu ve Karadeniz bölgesinin bitkisi. Evet. Bitkimiz ama dediğin gibi ihracatı yüksek son zamanlarda. Gülgün Aydın. Evet. İyi akşamlar. Sesin. Teşekkürler tekrar. Sesin düştü. Açar mısın? Şimdi nasıl? İyi. Hocam? İyi. Tamam. Hocam ben balkonda yetiştirebileceğimiz bir aromatik çeşitlerinden bir ilk 5 tane sayabilir misiniz ev ortamında balkonda yetiştirebileceğimiz? Balkonda yapacaksın yetiştirmeyi. Evet. Ama şimdi balkonda yetiştireceksen bak balkonda ev nerede? Memleket? Bursa Mudanya. Ha, Bursa. Fesleğen yetiştirebilirsin. Fesleğen. Tamam. Tıbbi bitkilerden birisi. Biberiye bahçende yetiştirebilirsin. Yine biberiye bitkisi tutar. Tamam. Lavanta tutturabilirsin. Genelde Ballova Begilder'in anason bulabilirsen anason tutturabilirsin. Bir de rezene. Tamam. Ya 5 tane bunu tutturabilirsin rahat. Teşekkür ederim hocam. Kalendili ofisinalis olur mu balkonda hocam? Olur. Tıbbi nergis yetiştirebilirsin. Olur. Sıkıntı olmaz. Tamam. Toleransı yüksek onun da. Tamam. Teşekkür ederim. Uzun bir yol var. Zoom user. Açtı mı Zoom? Hocam Melisa Altun, hocam Ekinezya'da neler yapılabilir? Sadece çay olarak mı tüketiliyor diye sormuş. Ekinezya'da biz sadece çay bir de ilaç yapılıyor ama biz şey olarak tüketiyoruz onu. İnfüzyon yapıyoruz. Hem kökünü hem çiçeğini kullanıyoruz. Yaprak da kullanılabiliyor. Ama gıda olarak kullanımı yok. Gıdada sadece çay olarak tüketiyoruz. O da tıbbi olarak. Anladım. Çay dışında bir kullanımı yok. Anserasa familyasından papatya gildiren türümüz. Türkiye'nin bitkisi değildi, onu söyleyelim. Evet. Türkiye'nin bitkisi değildi. Hocam Bilgi Arıkan kuş iğnesi Elaganus Zıplıyorlar. Bizim evin yakınlarında çok var hocam. Nasıl değerlendirebiliriz bu bitkiyi? Ne bitkisi? Kuş iğnesi. Yalancı iğnesi demiştiniz siz. Aynen. Yalancı iğne dedim. Evet. Kuş iğnesi dediğimiz tamam. Aynen. Bunu antioksidan olarak değerlendirebilir. Meyvesini tüketirse. Antiviral enfeksiyonlarda, global enfeksiyonlarda iyi gelir. Elagus angustifolia yani şey gibi normalde bizim bahsettik ya biz normal iğde vardı, yalancı iğde dediğimiz Elagus rhamnoides. Onun gibi aynı özelliğe sahip değil bu kuş iğdesi. Yine bakımından zengin bu. İçerisinde o meyvelerinden içerisinde enzim var. Pektinaz enzimi. Enzim bakımından zengin. Ama genelde antioksidan özelliği var. Onun dışında yapılan çalışmalarda antiseptik antibakteriyel de var bu angustifolia üzerinde. Çiğ olarak tüketmek lazım. Yani sonuçta etkisi fazla diğerine göre yok. Yalancı iğdeye göre fazla bilimsel çalışma yok bunda. Yani şey güzel yani. Tadı güzel bir de enziminden dolayı değerlendirilebilir kuş iğnesi. Hocam biraz önce balkonda yetişti tıbbi aromatik bitki yetiştirdim. Evet. Arkadaşımıza Rümeysa bir soruyla cevap soru sormuş. Hocam balkonda tıbbi bitki yetiştirme ve bunu tüketme yanlış bir yöntem değil mi diye sormuş. Yok yani tıbbi bitki sonuçta süs olarak mı yetişecek bilmiyorum da tıbbi bitkiye. Sonuçta kullansa bile orada ektiği ya da diktiği tıbbi bitkiyi bakmak amaçlı yapıyor büyük ihtimalle söyleyen kişi. Yeme amaçlı yapsa sıkıntı olmaz. Bakmak amaçlı hocam. Bitkiyi tanımak amaçlı.
Bitkiyi tanımak amaçlı. Aynen, bitkiyi tanımak amaçlı. Yo, şey yapsan zaten yine sıkıntı olmaz yani, kullanabilirsin onu. Yani o bitkileri mesela rezene yapsan onu bence tüket, sıkıntı olmaz. Sonuçta sen bakıyorsun ona. Gözlüğün sabun yaparsın bol bol. Evet Sabun hocam, ben yapar, geldim. doğru. Evde krem e, nane hangi naneyi kullandınız bahçede şeyde? Evde hangi nane? Naneden değil hocam, ben şeyden, ekolojik Ha, birisi yanlış biliyor. Nane fesleğen lavantalardan demiş de. ve biberiye, lavantalardan ve biberiyelerden Ha, yapıyorum. tamam. Bilmiyorum. Lavanta tutturabilirsin ya, lavantayı. Yani normalde zor tutar ama belki şey bitkileri. Yine bir dene lavantayı sen. Fesleğen kesin tutar. Biberiye kesin tutar orada bahçende. Kişniş de koyabilirsin istiyorsan. Kişniş. Tamam. Tamam hocam. Hocam benim bir sorum vardı. Mehmet Ürker. Evet. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriyor musunuz? Şahsınıza Ben ait. mi? Hı. Ben yetiştirmiyorum çünkü akademisyenlik yaptığım için vaktim yok benim. Yetiştirmiş olsaydınız, yani Evet. herhangi bir engeliniz olmasaydı, ilk üç bitki hangisi olabilirdi? İlk üç bitki mi? Katma değeri yüksek olan, tabii, evet. Katma değeri yüksek olan ilk üç bitki benim. Yapsaydım hangi bitki derdim? Çok bitki var da bildiğimiz en çok katma değeri yüksek olan bitki olarak düşündüm. Ekinezya olurdu. Ekinezya. Ekinezya'yı Hı. değerlendirdim. Sonra Viburnum türünü değerlendirdim günümüzde. Glabur dediğimiz türü. Klaburu, evet. Glabur'u değerlendirdim. Mürver, mürver. Üçüncü bir de kekik türlerini değerlendirdim. Peki. Son soru. Lavanta angustifolia'nın tohumundan köklendirme yapıyor musunuz Yok, okulunuzda? biz hiç yapmadık okulda. Çelikleme yapılıyor değil mi? Çelikleme mi diyorsun? Çelikleme, evet. Yok, yapmadık biz. Yaygın olan çelikleme, doğrudur. Evet, çelikleme. Teşekkür ederim, sağ olun. Tamam. Zoom user hala konuşmayacak mısın? User kim ki? Bilmiyorum hocam. İsmini de düzeltmiyor. Öyle kaldı. Açık Hocam kaldı zaten. Münir Engül. Hocam sarı kantaronun distilasyonu ile saf yağını çıkarsak ne olur diye sormuş. Sarı kantaronun distilasyonu yanı çıkartmak zordur. Çıkartamaz. Yani çok toplaması lazım. Yani şöyle 50 gram 50 gram sarı kantarondan birkaç damla çıkar ya. Yani miligram çok çok küçük, düşük düzeyde çıkar. Yani distilasyonla zor çıkar o yağlar. Yapamaz yani. İmkansız gibi bir şey şu an. Hocam, O öbür arkadaş saksıda kişnişler yetiştirmiş. Ya dedim ya, kişniş yapar aynen, bak dediğimi yapmış. Evet. Mehmet Kişniş de yetiştirmiş. Tınas, hocam çam kozalaklarından pekmez yapıyoruz. Bunları yaparken 13-14 saat kaynatarak elde ediyoruz. Sorum Evet. şu, bunu uzun süre kaynatmak doğru mudur diye sormuş. Şimdi çam kozalaklarında pekmez yapılıyor. Pekmez de şifalı pekmez. Şimdi normalde pekmez kaynatılarak yapıldığı için yani kaynatılarak yapıldığı için de tabi yani uzun süre kaynatmakta fayda var bence ama etkisi mutlaka azalabilir, bilmiyorum, bilgim yok çünkü çalışma yapmak lazım burada, bilimsel bir çalışma yapmak lazım, değerlere bakmak lazım, ondan sonra karar vermek lazım. Böyle çalışma var mı bilmiyorum piyasada. Yani ne desem boş. Ama kaynatması gerekli zaten. Pekmez kaynatılarak olur. 13-14 saat şöyle yapılabilir Mehmet. O senin yaptığın pekmez laboratuvarda analiz edilir. Etken değerlere bakılır. Azalma var mı yok mu diye. Öyle çıkar ortaya. Hocam bunları üniversite bünyesinde mi analiz ettirmemiz lazım Hep yoksa üniversite okulda mı? bünyesinde yapabilirsin bunu. Mesela Anladım. üniversitenin şeyleri oluyor. Laboratuvarları oluyor böyle. Onlar da o pekmezin içerisindeki etken maddeleri, yani ne var ne yok çıkartan makineler var bizim üniversitelerde. Anladım Belli hocam. bir karşılığı analiz yaptırabilirsin.
Yani sen tamam. verirsin gıdaya, gıda mühendisliği varsa üniversitelerde, onlarda danışabilirsin bu konuyu. Tamam, çok teşekkür ederim sana. Hı-hı. Yoksa ben ne desem boş yani, çünkü bilimsel çalışma bilmiyorum ben böyle. Tamam hocam, teşekkür ederim. Hı-hı. Hocam, Bilge Arıkan, Gülhatmi'yi nasıl ve neresini değerlendirebiliriz diye sormuş. Gülhatmi'ye tohumlarını ya. Kullanıyoruz, çiçeklerini bir de. Balgam söktürmede kullanıyoruz, öksürük gidermede. Yani gülhatmiye. Gülhatmi musilaj bakımından en zengin bitkilerden birisi. Bir bitkide musilaj varsa musilaj daima balgam söktürme ve öksürük gidermede kullanılır bizim tıbbi aromatikte. O yüzden gülhatmiyi de biz musilajdan dolayı balgam söktürme ve öksürük gidermede kullanabiliriz. Gerçekten etkili droplardan birisi. Gülhatmi. Çok teşekkür ederiz. Gülgün Aydın, ıtır bitkisi hakkında bilgi verebilir misiniz? Itır bitkisi Türkiye'nin bitkisi değil. Türkiye'de yetişen doğal bitki değil. Pelargonum dediğimiz türümüz. Pelargonium gravolens diye geçiyor. Pelargonium gravolens diye geçiyor türümüz. Fakat parfümer sektöründe en çok aranan bitkilerden birisi. Kültüre alınabilirse bence alsın. Çünkü gerçekten son yıllarda bir de önümüzdeki yıllarda parfümde en çok kullanılan bitkilerden birisi olacak bence. Hocam, hatta kozmetik sektöründe kokusundan dolayı. Hocam su ve güneş sever mi diye sormuş. Aynı normalde pelargonium suyu sever de her bitki sever suyu. Güneş de sever ama şöyle pelargonium türleri biraz gölgelik ortamları seviyor güneşten ziyade. Ama suyu da yeteri kadar su alması lazım. Yani çok değil ama normal bir şey gibi düşün bunu. Itır bitkisi, süs bitkisi aynı zamanda. Evlerinde süs bitkisi varsa ıtır gibi farklı ıtırlar var ya mesela. Pelargonium zonal dediğimiz sardunya bitkisi mesela. Sardunya bitkisine nasıl bakıyorsa ıtır da onun gibi. Benzer özelliğe sahip olacak. Yani sardunya bitkisi gibi su ve güneşe sahip olacak. Sardunya bitkisinin aynı özelliğine sahip olacak. Vetiver bitkisini sormuş. Vetiver de Vetiveria zanoides dediğimiz bir bitki. Kökleri kullanılıyor bitkisinin. Bunun köklerini biz parfümür sektöründe çok güzel parfüm maddesi elde edilir. Gerçekten en kaliteli kokulardan birisi vetiver bitkisinin kokusu. Türkiye'de yetişmiyor maalesef doğal olarak. Eskişehir'de kültüre alındı. Fakat vetiver bitkisinin bir özelliği de bitkinin kökleri toprakta bulunan ağır metalleri absorbe ettiği için köklerini şey olarak kesinlikle tüketmemek lazım. Ama şunu söylemek istiyorum. Vetiver bitkisini bataklık yerlerde böyle dere kenarlarında kirli yerlerde toprağa dikip toprakla buluşturup orada bulunan kirliliği ağır metali alabilen bitki olduğu için değerlendirmek lazım. Yani çevreyi temizleyen ağır metal bakımından temizleyen en etkili bitkilerden birisi de vetiver bitkisi diyebilirim. Aynı zamanda kozmetik sektöründe de en değerli bitkilerden birisi vetiver bitkisi. Ama Türkiye'de kültür almak çok çok zor olan bitkilerden birisi. Balıkesir Baçem kültür almış hocam. Baçem yaptı. Tutturdu ama. Evet Baçem yaptı. Onu bir de şeyde su arıtmada kullanacaklardı hocam. Nerede? Arıtmada kullanacaklardı. Aynen arıtmada aynen. Arıtmada da ağır metal alıyor. Arıtmada kullanılacak evet. Ama işte tutturmak zor. Yani kolay. Yani Baçem de tuttu ama. Bir de Bilge Arıkan hocam şey demiş. Yoğurt yaparken kozalak atıldığını gördüm diyor internette. Ve kıvamı tamam. da güzel oluyormuş. Ne düşünüyorsunuz? Yoğurt yaparken kozalak atılıyor yoğurt içerisinde. Doğru. Kozalak atıldığında o çam kozalağın içindeki etken madde yoğurda geçiyor. Yani yoğurda bir aroma veriyor. Aromatik bir tat veriyor. O yönden tavsiye ederim. Biliyorsa yapsın. Çam yoğurdu mu oluyor? O zaman ismi çam yoğurdu olur. Yok şimdi şöyle bak. Sütten süt kaynattık ya.
Evet hocam. Kaynattıktan sonra 42 dereceye kadar düşünce belli dereceye kadar elimizi yakmayacak kadar 42 derece diyoruz. O zaman içerisine şey atıyoruz. Kozalak. Hocam taze kozalak mı yoksa yaprakları şeyleri açılmış kozalak? Taze kozalak. Taze filiz şey çam filiz diyoruz. O kozalan evet, taze kozalak. Yani, filiz. Taze. Filiz daha çok. Yani öyle büyük kozalak var ya çam fıstığı gibi düşünme bunu. Onu atmıyoruz. Açılmamış aynen. Çok küçük kozalaklar olacak açılmamış. Yeşil kozalak yani. Ya da çam filizi olacak burada. Yani çamın o filiz kısmı olacak. Ama çok güzel aromatik bir tat veriyor. Onu biz Etnobot'un çalışmalarda gördük. Tavsiye ederim yapabilirse yapsın. Ayşegül. Hocam onu maya olarak mı kullanıyor? Evet maya olarak yapacağız onu. Evet aynen. Maya olarak yani kullanıyor değil mi? Şeyi yapacak. Starter dediğimiz o sütten yoğurt oluşma aşamasını arttıran bir madde olacak orada. Ben bir şey söyleyeceğim. Bu iris çiçeği var. Süsengiller diye bir çiçek var. Onun da bataklıkta yetişen bir cinsi varmış ve bu kozmetikte özellikle çok kıymetliymiş, çok değerliymiş. Nasıl çiçek? Anlamadım ama nasıl çiçekmiş kozmetikte? Iris çiçeği hocam. Süsen olarak geçiyor. Halk arasındaki ismi süsen. Liken mi? Ya aslında Türkiye'nin de klasik bir bahçe bitkisi. Yani bizim Ankara'da çocukluğumda çok fazla vardı. Şimdi hani o bahçedeki şeyi değil de türü değil de bataklıklarda özellikle burada Akyaka'ya doğru şeyde Muğla'da Akyaka tarafında bataklık tarzı yerlerde çok fazla yetişiyor. Şey, ismi ne demişti Türkçe ismine? Isparta, Rize, İzmir, Sampur. Bir daha söyle. Isparta. Tamam. Rize. İris. Sen tamam. Bitkisiymiş. Tamam Hüseyin. Kesik geliyor. Tamam sen şeyde biz bunu parfümörde kullanıyoruz seni yine köklerine. Evet. Sen, aynen. Bu da gelecekte, hani şu anda çok kıymetliymiş de. Çok kıymetli, aynen. Sen, evet, Iris Suavelens dediğimiz türümüz var hatta. Onu kullanıyoruz biz en çok. Çok güzel kokusu var. Parfümer sektöründe aranan kokulardan birisi. Yani değerli bitkilerden birisi. Neden? Ama dediğim gibi göl kenarında daha çok, sulak yerlerde daha çok yetişiyor. Yani o bataklık yetişmesinden dolayı da çok kıymetli. Neden hani bu kadar bahçedeki değil de oradaki neden kıymetli? Oradaki kokusundan dolayı, işte aromasından dolayı daha kıymetli. Türü farklı bir de. Yani senin bahçedekinin türü farklı. O bataklık yerde yetişenin türü farklı. İkisi de farklı türlere sahip. Aynı süsen değil. Tamam hocam. Aynı iris değil yani. Türü farklı. Tamam. Bilge Arıkan sakız ağacından elde edilen mastikanın faydaları nelerdir diye sormuş. Şimdi sakız ağacı bizim bu Pistacia terebintus bir de Pistacia vera'dan elde ediliyor sakız ağacı. Bunlardan elde edilen mastikanın faydası antiseptik, antibakteriyel bir de son zamanlarda yapılan çalışmalarda kanserojen özellikle kolon kanserine karşı iyi geldiği ispatlandı. Kolon kanserine karşı iyi geldiği ispatlandı. Ama en önemli özelliği antiseptik, antibakteriyel yani antimikrobiyal dediğimiz iltihap varsa vücutta iltihaba karşı iyi geliyor. Ama kolon kanserine de özellikle bu antep fıstığının gövdesinden elde edilen çam sakızı, o sakız dediğimiz yapı, çam sakız değil de sakız dediğimiz yapı kolon kanserinde etkili sonuçlar ortaya koydu. Çok teşekkürler hocam. Münir, istersen sorunu sen sözlü olarak sor. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Hocam, sizin pencerenizden bakınca kayısı çekirdeği ve kirazı nasıl değerlendirebiliriz?
Vallahi kayısı çekirdeği... Malatyalı olarak soruyorum bunu. Bak, kayısı çekirdeği siyanür bakımından zengin olabilir, onu söyleyelim yani. Toksik olabilir. Kayısı çekirdeği siyanür bakımından zengin bir içeriğe sahip. Yani sen kayısı çekirdeğini kullanmaman lazım. Yani tamam. Ne amaç kullanacağını bilmiyorum da burada. Kiraz, yani kayısı meyvesi ve kiraz, bunlar genelde vitamin bakımından zengin. Yani ben bunları kullanırsam tıbbi olarak kullanabilirim yani. Vitamin bakımından kullanabilirim. Yine kiraz sapını mesela biz genelde tıbbi olarak kullanıyoruz. Özellikle idrar söktürücü olarak kullanıyoruz. Bebek için kullanabiliyoruz kiraz çöpünü. Onun dışında çekirdek varsa ben çekirdek kesinlikle kullanma derim. Yani çünkü çekirdekte siyanür olduğu için siyanür karaciğeri yorabilir. Kayısıyı, kirazı bence vitamin olarak tüket. Gıda olarak tüket. Anladım. Teşekkür ederim. Hocam o zaten zaman bunu ilaç olarak kullanabilirsin. Devamlı hocam, kullanman lazım. Sen şifa açıp kullanırsan bunu düzenli kullanman lazım. Düzenli kullanamayacağın için gıdaları tüket bence. Kayısıyı da kirazı da. Hocam Malatya'ya iflas eder o zaman kayısı çekirdeğini satamazsa. Kayısı çekirdeğini mi? Evet. Ben burada mı çekirdeğin içerisindeki tohumdan bahsediyorum. Çekirdek olarak. Çekirdeğin içini badem diye satıyorlar zaten. Ama işte o bademin siyanür var. Pek hocam, yenmez büyük ihtimal yani. Mehmet buyur kardeşim. Mehmet Bey buyurun. Hocam ben bir konuda fikirlerinize başvuracaktım da. Şimdi ben yağlar üzerine çalışıyorum da. Yani, hangi yağlar? Tıpkı yağ mı? Aromatik yağ mı? Yani tohumlu yağlar da olabilir. Yani ben fikrinizi almak istiyorum. Sabit yani, yağlar evet. Tohumlu yağlar da olabilir. Uçucu yağlar da olabilir. Rekolte değeri olarak sizin geleceğini öngördüğünüz hangi yağ var? Yani çalışmalarımız içerisine katmak istiyorum bunu da. Şimdi biz zaten zeytinyağı üreticisiyiz. Kantaron yağı, işte zeytinyağından elde edilen o masaj yağlarını falan yapıyoruz da. Evet. Başka verebileceğiniz bir yağ varsa not almak isterim. En fazla yağ çıkartabileceğiniz, uçucu yağ çıkartabileceğiniz bitki kekik bitkisi. Evet. Onu söyleyeyim ben. Distilasyon yani kekikten, yöntemiyle mi çıkartacağız? Distilasyon yöntemiyle yüksek oranda yağ elde edersiniz kekikten. Füzyon yöntemi de var hocam. Bu füzyon yöntemiyle. Ne yöntemi? Füzyon yönteminde yüksek basınç altında evet. Çıkartıyorlar ya bir yağ. Evet. Aha. Ama o cihaz lazım onda. Efendim? Cihaz lazım onda. Yani distilasyon gibi değil o. Füzyon yöntemi. Füzyon yöntemi. Ama sen şey yap yani yap yüksek oran çıkartmak istiyorsan yani uçucu yağ ya da özellikle kekik tavsiye ederim ben. Kekik yağlarını, lavantayı yine nane türleri yani laboratuvar familyası ballı babagillerden çok çıkar. Uçucu yağ. Ballı babagillerden. Değerlendir onları. Distilasyon yöntemiyle mi yoksa zeytinyağının içerisinde elde edilir? Distilasyon yöntemiyle. Zeytinyağı distilasyon. Tabii. Tamam. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buhar distilasyonu. Tamam. Hocam şu anda başka bir soru daha var ama. Birisi zeytinyağından sirke yapılır mı demiş. Zeytin yaprağından sirke. Normalde evet. Sirke yapmak için arkadaşlar o sirke içerisinde sirke bakterisinin ya da laktik asit bakterisinin oluşması lazım. Çünkü sirke iki aşamada oluyor. Normalde zeytinyağından sirke yapılabilir ama o sirke içerisinde bir de şeker koymanız lazım ya da bir tatlandırıcı bir şey koymak lazım. Olur ama zeytinyağının etkisi ne kadar olur onu bilmiyorum. Yani zeytinyağını koyabilirsiniz sirkeye. Yani zeytin yaprağını biraz parçalayayım bence. İçerisinde zeytin yaprağının glikoz varsa bilmiyorum artık az miktar çıkar mı? Suya yansır mı? Olabilir yani. Zeytin yaprağından sirke yapmayı deneyin bence. Ama içerisinde mutlaka bir bal ya da bir şeker ya da glikoz seviyesine tatlı bir şey koyun. Daha kolay olur. Hocam son soru olarak
bitkilerin diken tohumu tüketilir? Hangi bitkinin diken tohumu tüketilir? Benim aklıma deve dikeni ve kengel geldi. Bir kitapta yazıyordu. Başka diken tohumu. Evet. Şeyde diken tohumu da ne demek istiyor anlamadım soruyu şimdi. Baktım da hocam son sorum hangi bitkilerin diken tohumu? Hocam biz şey yapıyoruz Yaşar Kemal'in kitaplarında geçen... Ha bilgi mi? Evet anlat bakalım. Yapıyoruz. Teşhis etmeye çalışıyoruz işte, özelliklerinden falan. Tamam. Diken tohumu yemek için diken tohumu bulamayacaklar diyor mesela. Hani benim bunu diyecektim ama o bitkiler geldi. Kengeller, deve dikeni geldi. Şimdi şöyle, yani diken tohumu da şu özellik lazım bize. Türkçe değil de Latince ismi yok mu o kitapta? Latince isimleri. Hayır hocam, onu işte biz kendimiz tahmin ediyoruz. O da olmaz ama, o bilimsel bir çalışma değil. Yani çünkü biz hatta ilk dersimizde söyledik ya, yöresel isim Türkiye'de herkes farklı bir isim vermiştir bitkiye dedik. Yani bir bitkinin 15-20 tane farklı isim var dedik. Ama Latince isim evrenseldir, tektir dedik. Yani evrensel olsa söylerim ben sana da. Diken tohum dediği zaman mesela benim aklıma tohumun dikeni geliyor. Dikenli tohum diye bir bitki. Ben anlamam ama deve dikeni dersen deve dikeni tohumu dikenli değil. Yani deve dikeni tohumu dikenli değil. Yani öyle dikenli batıcı bir tohuma sahip değil. Ya da meyveye sahip değil. Kengel de öyle. Zaten kengerin de dış kısmı, o baş kısmı var ya, Bundelia tournefort dediğimiz tür o. Kengerin de tohumu diken değildir yani. Aynı şey gibi. Diken, Meraman dikeni gibidir o da. Ya yani orada Türkçe ismi değildi. Latince bir isim olsaydı sorun çözülürdü. Yani şu an bitkinin resmi var mı? Yok hocam. O zaman... Nerede kullanılıyormuş bitki? Hocam işte Yaşar Kemal'in bir kitabında bundan bahsediyor. Biz hani olasılık üretiyor. Mesela herhangi bir kuştan bahsediyor mesela. Biz o kuşun özelliklerinden şu kuşlar olabilir diyoruz mesela. Hani bunda da öyle. Hani bunun ne demeye çalıştığını anlamaya çalışıyoruz. Anladım yani, ama onu bulamayız biz. Yani Latince isim olmayınca bir de bitkinin resmi yoksa orada zor. Ne olduğunu çıkartamayız. Yani evet. Diken tohumu deyince ben bilmem ne olduğunu. Hocam Mukaddes Kaya son dakika bir gol attı bize. Onu da sorayım da kapatalım. Tamam. Hocam öncelikle sunum için teşekkür ediyorum. Kantron yağı sürülünce, güneşe çıkılınca derinde leke oluşumundan bahsettiler. Kantronun yapısındaki hangi madde güneşle etkili? Kantrondaki hipersin maddesi. Hiperisinden madde var kantronun yapısında. O hiperisin maddesi fotosensibilite dediğimiz ışığa karşı hassasiyet gösteriyor. Yani ben kantronu sürdüğüm zaman ya da içtiğim zaman güneş görürse cildimde kaşınma ortaya çıkıyor. Kızarıklık oluyor. Epidem dediğimiz. O da zamanla sürekli bu işi tekrarlarsak cilt kanserine yol açabiliyor. O yüzden çok tehlikeli bir droglardan birisi bu konuda. Tamam. Hiperisin maddesi yani. Onu söyleyebiliriz. Hiperisin. Yazayım ben buraya maddeyi. Evet hocam, zahmet oldu. Yazdım. Hocam bu akşam için... Hocam bir şey sorabilir miyim kapamadan? Evet. Ben yazı mesaj...